kaybettiğimizi sandığımız insani değerlerimiz aslında her zaman etrafımızda. Yalnızca bunu fark etmek gerekiyor. Nefesimizi, sayısız nimeti, sorumluluklarımızı, merhameti, mucizeleri, kainattaki bunca dengeyi fark edebilmek. Bu zor değil. Hayatın koşuşturmacası arasında fark edemediğimiz onca mevzu yıllardır Halil İbrahim sofrasında. İbrahim Soy'dan Erden'le Halil İbrahim sofrası Cuma ve Pazar hariç saat 12'de Lale Gül FM'de. Halil İbrahim sofrası insanca. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim sofrası başlıyor. Sen yoksan nereye koyayım ben bu başı? Yoksan sen hangi terazide tartayım bunca telaşı? Nasıl sahici kılayım şu kırılgan varlığımı? Yoksan sen kimin kucağına yıkayım acılarımı? Yoksan sen neyleyeyim ben bu başı? Sen değilsen bekleyenim, koşmaların hepsi boşa, çırpınmaların hepsi boşlukta. Yoksan sen vardığım yerler serin değil anlıma. Sen yoksan yüzümü çevirdiğim yönler yüz vermiyor bana. Yoksan sen söyle, nereye akıtayım kanayan yanlarımı? Sen değilsen beni bekleyenim, kaldırımlar ancak yalnızlığıma ağlar. Yollar sarpa sarar, sokaklar çıkmaza sapar. Sen yoksan köşe başında şehrin vaatleri yalan. Yoksan sen sesim ziyan, sözüm hüsran, nefesim talan. Sen yoksan mavilerin hepsi küser, dağılır gökler, kuşlar kaçar. Yoksan sen akıl başa ziyan, dil damağa yaban, göz ışığa düşman. Yoksan sen, nereye saklarım feryadımı? Kime fısıldarım içimin yangınlarını? Sen değilsen köşe başındaki, şu şehrin yüzü de yalan. Sevinçlerim ziyan, huzurum kırılgan. Yoksan sen, neyleyeyim ben bu başı? Sen değilsen beni bekleyenim, ne edeyim ben bu yolları? Sen değilsen beni bekleyenim, yüzüm yok, gözlerim kör, kavuşmaların hepsi boş. Yoksan sen, niye var olayım ki ben? Sen yoksan, varlığım zaten hüsran, sesim figan, nefeslerim bin bir pişman. Sen yoksan. Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası. Thank you.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir hafta, ilk programda sizlerleyiz. Güzel bir gecenin gündüzünde, biraz belki yorgun, biraz uykusuz. Ama Allah-u Teala'nın izniyle o güzel gecelere ulaşmış olmanın huzuru ve belki şükrüyle uyandık bugüne. Bu gelişiniz hoş gelişlerden olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, belki dün çok zikrettik kendisini, salavatlar okuduk değil mi? Andık ve inanın, gönülden inanın, tüm selamlarınız, o anmalarınız ulaştı. Hiç öyle kargodaki gibi, acaba iki gün sonra mı, ulaştı mı, bir zarar ziyan oldu mu değil. Melekler vasıtasıyla sapasağlam gitti selamlarımız. Yine ona selam olsun. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve nebine Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenlerim, cumartesi normalde kıssadan hisseler paylaşıyorduk ama Ramazan-ı Şerif'e az bir zaman kaldı. Programlar üst üste sizlerle paylaşmak istediğimiz şeyler olduğundan dolayı biraz daha süreyi iyi kullanalım diye hafta sonlarını da normal hafta içi yaptığımız programlar gibi inşallah değerlendirelim. Geceniz tekrar hayırlara vesile olsun, geç de olsa tebrik edeyim ve programımıza başlayalım inşallah. Evlilik üzerine yaptığımız üçüncü programdayız ki tekrarlarını takip edebilirsiniz. Etmek isteyenler için üzerine basa basa söylüyorum, bu üçüncü program. Bir evvelki programda erkekler evlilikten ne ister, nasıl mutlu olur ve evlenecek erkeklerde hanım kardeşlerimizin araması gereken şartlar nelerdir, bunu konuşuyorduk. Bugünkü programda da hanımlar evlilikten ne ister, nasıl mutlu olurlar, mutsuzluk hangi sebeplerden olur ve evlenilmesi icap eden hanımların özellikleri, aranacak vasıflar nelerdir? İnşallah hayırlara vesile olan bir programımız olur. Değerli Ramazan kardeşim, sen de hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim abi. İyisin inşallah. Çok şükür, seni sormalı. Hamdü senalar olsun kardeşim. Bugün hanım kardeşlerimizi konuşacağız. Evet. Tabii abi, erkeklerin de çok dikkat etmesi lazım. Özellikle tabii erkekler değil, hanımlar da belki, aa gerçekten de tam ben böyleyim diyeceği bir program olacak. Kızımız olur, annemiz olur. Hanımları daha iyi tanımış olacağız evlilikte inşallah. Bugün aktaracağımız bilgiler hayırlı bir şekilde, güzel sözlerle Mevlamız Celle Celaluhu dinlendirir ve akıllarda yer eder. Amin abi. İnşallah kardeşim. Peki mesaj hattımızı alalım senden. Lale Gül FM WhatsApp hattının numarası 0541-802-82-82, 0541-802-82-82. Birinci bölümün sonuna doğru inşallah senden bu mesajları alalım. İnşallah abi. YouTube sayfasından da programlarımızı takip edebilir dinleyenlerimiz. Aynı zamanda da abone olmayı unutmasınlar inşallah. Hangi sayfaydı? Halil İbrahim Sofrası. Evet, Halil İbrahim Sofrası. Eyvallah kardeşim. Evet, Ramazan'ın anlattığı gibi bizler bu birinci bölümü paylaşalım, sonra devam edelim. Değerli dinleyenlerimiz, iki dakikanızı alayım sadece. Bir evvelki programdan bir bağlantı olması lazımdı. Erkekler hangi kadınları daha çok seviyordu? Ve erkek hangi kadını sevmiyordu? Yani hanımında görmek istemediği şeyler nelerdi? Onları bir silsile yoluyla gittiğimiz için bir 2 dakikada özetleyeyim sizlerle, sonra hanım kardeşlerimize geçelim. Nasıl mutlu olurlar? Erkekler iyi dinlesinler. Evlenecek erkekler veya evli olanlar iyi dinlesinler. Erkek kendisini sahiplenmeyen kadını fıtrat olarak daha çok sever. Kendini sahiplenmeyen, sahiplenmeyen derken ilgisiz, alakasız demiyorum. Erkek kendini rahat bırakan kadını daha çok sever. Mutlu görünen kadını daha çok sever. Kendisini takdir eden kadını çok sever. Hatta bazen kendisini pohpohlayan, ne kadar iyisin, hoşsun şeklinde sözleri erkek çok sever. Hatta bayılır. Ve bu hal ve hareketler
erkeklerin daha fazla eve bağlanmasına vesile olur demiştik. Erkeklerin hanımlarda, hatta eşinde hiç görmek istemediği şeyler de vardır. Annesinde görebilir, onu anlayışla karşılar. Kızında aynı hareketleri görür, nasıl olsa bir gün bir başkasıyla evlenecektir. Annesiyle çok fazla zaten görüşmeyecektir. Ama hanımında şu özellikler olursa bir erkek için, mutsuz ve maalesef bunlar devam ederse, mutluluğu yuvasında değil, farklı yerlerde arayan bir erkek olur demiştik. Neydi onlar? Sürekli kendisini sorgulayan, denetleyen bir kadından erkekler hoşnut olmaz. Mutsuz görünen, suratı asık genelde, her olay için olmaz. Bir kavga olur, tartışma olur, bir vefat olur, suratlar asılır. Dünyadaki bu zulüm haberleri değil mi? O da bir kadındır, bir insandır daha doğrusu. O da üzülür, erkeğin üzülebileceği gibi, bunlar ayrıdır. Ama sürekli mutsuz görünen kadını erkekler istemez. Emreden, erkek gibi görünen, erkekleşmiş kadınlardan nefret eder erkekler. Yaşadığı şartlardan memnun olmayan, sürekli şikayet eden, bana şöyle davranmadın, böyle etmedin, bana ne yaptın, yani sorun çıkaran kadınları sevmez. Erkeğin ailesini, annesini, babasını eleştiren hanımları yine erkekler sevmezler. Özgüveni olmayan kadınlar erkekler tarafından sevilmez. Ama özgüven, çok fazla konuşmak, sesini yükseltmesi gibi algılanmamalıdır. Özgüven programımız ayrı bir zamanda dinleyebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. YouTube'da Halil İbrahim Sofrası özgüven yazın. Özgüven şımarıklık değildir, haddi aşmak değildir. Özgüven Allah tarafından kendisine verilen hünerlerin farkında olan ve bunu iyi kullanandır. Sonra erkeğin yaptıklarını mecburiyet sayan kadınları erkekler sevmez. Yapmalı, etmeli, şöyle yapmalı gibi. Hatta bahsetmiştik ya, bir ekmek getirir size, tebessümle onu verir. Halbuki onu erkek yaparsa sadakadır. Mecburdur evet eve bakmaya ama sadaka niyetine onu getirir. Bunu o bir ekmek dahi olsa tebessümle teşekkür babında almak, hanıma bir saniye kaybettirir ama erkek için de bu müthiş bir özgüven olur. Erkeği yönetmek için neler yapılabilir? Kimse robot değil, erkekler, kadınlar. Ama erkekleri mutlu etmek için ne yapılabilir demiştik, bitiriyorum. Sık sık takdir edecek vesileler arayın. Hanımlar nasıl bugüne kadar, yani bu senelere kadar diyelim, çok fazla bilinmiyordu erkeklerin de ilgi görmek istediği. Ne zamanki erkekler aldatmaya, ikinci, üçüncü hanımları almaya başladılar, bunlar tekrar konuşulmaya başlandı. Erkeklere sorulduğu zaman hanımım ilgisiz, şudur budur bahaneler vardı. Bu bahanelerin ortadan kaldırılması için artık konuşulur oldu bu. Erkeğinizi sık sık takdir edecek vesileler arayın. Hobiler, kitap mı okuyor, balık avlamaya mı gidiyor, düzgün vakitlerde izin verin. Mutlu olduğunuzu tebessümünüzle dile getirin. Her zaman ona dost olacağınızı, sadakatli olacağınızı vesaire bunu anlatın. Hayır dediği zaman suratınızı asmayın demiştik. Şimdi geldik hanımlara. Bu girizgahı yaptık. Hanımları idare edebilmek için şunlar gerekir. Takdir etmek, bazen bunu abartarak şımartmak, iltifat etmek, fiziksel özellikleri, karakteri, kırıldıktan sonra değil, kırılmadan önce ödüllendirmek, hanımınıza karşı verdiğiniz sözde değil, özde bir erkek olduğunuzu ispatlamak. Yani ben anlayışlıyım, işte ben şöyle ilgiliyim değil. Bunu zaten hal ve hareketlerle anlatmaya çalışmak. Erkekler için şöyle bir durum var. Bir hanım kocasını sevmiyorsa siz o hanımı idare edemezsiniz, yönetemezsiniz. Tanımadığınız bir hanımı yönetemezsiniz. Zorla veya aşağılayarak, kınayarak yönetemezsiniz. Hanımlar ilk önce mutlu edildiler mi, güzel şeyler duydular mı? Siz onu yönetebilirsiniz, idare edebilirsiniz. Bu şöyle anlaşılmasın, hanımlar idare edilmesi gereken. Hayır, erkek de öyledir. İki kişi birbirini idare edecek. Ama kadın eğer güzel sözlere doyarsa, alışırsa onlara ve bu her gün 50 kez değil,
arada söylenirse, hanım bu duygu yoğunluğunu alacaktır, nasıl ki ekmek yenir, yemek yenir, karın doyar değil mi? Bu doygunluğa eğer sizden alışıyorsa, romantizm dediğimiz ismine takılmayın, duyguların konuştuğu bir yuva olursa arada, güzel sürprizler, ruhu okşayacak şeyler, o hanım zaten mutlu olduktan sonra siz ona yapması gerekenleri söyleyebilirsiniz, size itaat eder. Ama peşin vereceğiz evvela, rahat olacaklar. Kırmızı bir çizgi çizilecek hanımlara. Benim istediklerim bunlar, şunlar. Onun dışında rahat bırakılacak. Ev işinde neden şu avizeyi şuraya astın? Neden bıçak burada duruyor? Tabağı niye buraya koymadın? Çok fazla işte süpürdün burayı, biraz orayı süpürseydin gibi. Erkekler birçok şeye karışmayacak, kırmızı çizgi arasında hanım serbest bırakılacak. Eğer hanımları dinlersek, onlar da bizi dinleyecek. Biz onu önemsersek, o da zaten size bunu kat kat fazla verecek. İlk önce hanımları konuşurken anlatmakta fayda var. Rabbimiz Celle Celaluhu sadece hanımlara değil, erkek olsun, kadın olsun, insanları tarif ederken aciz ve zayıf varlıklar diye anlatılıyor. Bakmayın siz, erkekler böyle yapı itibariyle işte kaslı, şunlu, bunluyuz falan ama aynıyız. Ölümden aynı derecede korkuyoruz. Hastalıklar, şunlar bunlar, duygular aynı, bakmayın. Ama tabii hormonlar, iskelet, kas yapısı, beyin kimyasalları ayrı. Ama oraya kadar hepimiz aynıyız. Kadınlar psikolojik olarak ve fiziksel olarak erkeklerden daha narin ve zayıftır. Kadınların büyük çoğunluğu erkeklerden böyle fiziksel bakımdan daha zayıf olduğu gibi, burada çok önemli dinlemenizi istediğim bir kısmı da paylaşmam lazım hanım kardeşlerimizle alakalı. Şimdi genetik olarak dedik ya, bazı farklılıklar var. Hanımlar da çok iyi dinlesin, erkekler de burayı iyi dinlesin. Burada coşkun halde böyle duygusallık yaşadığı için erkeklerden daha zayıf, duygularına daha fazla boyun eğen varlıklardır hanımlar demiştik. Ve daha fazla duygularıyla hareket ettikleri için burada bir tehlike söz konusu. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Niçin tehlikeli olur? Şundan dolayı olur. Şimdi Allah-u Teala bu duyguyu kadınlara vermiş. En önemli hikmeti annelik vasfına yönelik. Yani anne olduğu zaman bu duygusuyla, merhametiyle müthiş bir ailede kahraman oluyor. Ancak buraya dikkat. Bu şefkat, yufka yüreklilik, duygu hali, bunların yan etkileri de var. Şefkatini yanlış kullanan, merhametini suistimal eden kadınların akıldan ziyade hislerinin esiri olmaları söz konusu. İşte bu yüzden sabırsız olmayı, birden hareket etmeyi, öfkeye kapılmayı, aklı devreden çıkarmışçasına anlık bir heyecanın, anlık öfkelerin rüzgarına kaptırmayı maalesef beraberinde getiriyor. Mesele inşallah anlaşılmıştır bu. Duygu çok güzel, merhamet çok güzel, yufka yüreklik çok güzel. Ama maalesef erkekle kadın ilişkilerinde eğer sadece hislerle yola çıkılırsa, işte evlilikleri konuşuyoruz, burada sorunlar oluyor. Erkek ne istediğini çok iyi biliyor, hatta kandırabiliyor. Ama hanımlar duygularıyla, yufka yüreklilikleriyle, Allah-u Teala'nın annelik yapsın diye verdiği o güzel duygular, eğer kendi başına hareket ederse akıl melekesi o an yerinden gidiyor, duygusuyla ortaya çıkıyor. Sevdim, aşık oldum gibi. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor, cömertlik ve cesaret erkekler için bir fazilettir, kadınlar için iyi olmayan özelliktir diyor. Tekrar ediyorum, ne kadar ilginç.
Cömertlik ve cesaret, erkekler için birer fazilet, kadınlar için pek iyi olmayan birer özellik olarak değerlendiriliyor. Niçin? Fazla cesareti olan bir kadın, duygularıyla çok tehlikeli yerlere girebilir, kendini koruyacak gücü olmadığı için, kendini bilmez, beyinsiz, terbiyesizlerin tacizine uğrayabilir. İşte bu cesarette, belli bir saatte dışarıya çıkmamak, hatta mümkünse hiç çıkmamaktır. Bunu da kadın haklarına bir saygısızlık olarak algılamamak lazımdır. Fazla cesaret, yani erkekteki fıtrat özelliğini bir hanım alırsa, bugün erkeklerle konuşmaya başlayan, erkeklerle çalışmaya alışık olan bir hanımefendi, 3 sene sonra daha rahat hal ve hareketlerde bulunacaktır. 5 sene sonra çocukluktan gelen şeylerle çok daha rahat, çok daha konuşmaya alışkın, hatta tokalaşmaya yatkın hale gelecektir. Ve seneler geçtikten sonra kendine güveni gelen, cesareti had safhada olan, özgüveni tavan yapmış olan hanım kardeşlerimiz maalesef bazı üzüntüleri, tarih boyunca sıkıntıları yaşamışlardır. Şimdi hanım kardeşlerimizle aranacak özelliklere geçmeden önce biraz hanımlardan bahsedelim. Erkeklere bazı tüyolar verelim. Hanımlar, erkeklerden evi süpür, camları temizle, çocuğun altını değiştir veya şu halıları şöyle bir güzelce ovala gibi şeyler beklemezler erkeklerden. Ama hanımlar şunu bekler: benim hanımım yoruldu, şu işi yaptı. Sen akşama kadar ne yapıyorsun ki? Ben elin işinde çalışıyorum. Ne yapıyorsun Edip? Akşama kadar oturuyorsun evde. Bu sözü duymak istemezler. Şunu diyebilir erkekler: hanımım veya hatun, bütün gün koşturup yoruluyorsun. Allah senden razı olsun. Ne güzel yemek yapmışsın. Bugün ev ne kadar temiz. Pırıl pırıl, ferah bir ev gibi. Arada mesela. İşte bu sevginin, şefkatin bir nişanesi. Akşama kadar ne yaptığı aslında bir hanımın bellidir. Ev işleri, günün nasıl geçti sorusu, gerek telefonla, gerek yüz yüze görüştüğünüz zaman sorulması insana saçma gelebilir. Bir hanım ne yapacaktır? Nasıl geçti günün, nasılsın, neler yapıyorsun? Bu soru ona arkadaşlık bağını kuvvetlendirmek için bir dal uzatmaktır, bir gül uzatmaktır. Seni önemsiyorum, ne yaptığını merak ediyorum. Ama bunu hesap sorar gibi yapmak, kadın da biraz daha gerisin geriye, savaş oklarını çıkarmaya vesile olur. Sen ne yaptın ki? Değil. Sen bugün neler yaptın? Yoruldun mu? Günün nasıl geçti? Benden sonra, ben gelene kadar herhangi seni üzecek bir şey oldu mu? Bu hanımların en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Hanımları sinir etmek, onları sinir hastası etmenin yollarından bir tanesi, ki yapmamamız gerekenlerden bir tanesi: ben akşama kadar çalışıyorum, zaten yorgunluktan ayaklarıma kara sular inmiş. Selamsız, sabahsız televizyonun karşısına geçmek veya cep telefonunu alıp dünyadan kendini soyutlamış bir şekilde davranan insanlar, hanımlar tarafından nefret edilen tipler haline gelirler. Mecburiyetten evli kalırlar ama sadece çocukları için o müessese veya ailelerine duydukları saygıdan dolayı devam ederler. Ama içten içe kendi kocasına buğz eden hanımlar vardır. Sırf bu sebeplerden dolayı. Komik gibi görünse de, basit gibi görünse de. Bir kadın erkekten şunu istemez zaten: şu çocuğu bir sustur ya. Akşama kadar, az önce bahsettiğim gibi, zaten ayaklarıma kara sular inmiş. Bıktım senden. Senin kızından da oğlundan da. Sustursana şunu ya. Bir de akşama kadar patronun kafamı, zaten beynimi ütülemesi vardı. Senin çocuğunun zırıltılarını mı dinleyeceğim ben? Ne biçim annesin sen? Görmüyor musun haberleri izliyorum? Görmüyor musun televizyonda, işte cep telefonundan şunu yapıyorum falan? Sanki çocuk kadının çocuğu. O senin de çocuğun, senin de oğlun, senin de kızın. Hanımlar bu konuda daha anlayışlı olmasını beklerler. Evet,
Kadını susturmak farz olan bir aidiyet değildir kadınlara verilen ama genelde çocuk bakımı ile ilgili kadınlar yer alırlar. Ecrini ona göre alacaklardır ahirette. Ama erkeğin de sünnet-i seniyedir sonuçta. Çocuğu susturmaya çalışması, sallaması, gerekiyorsa altını değiştirmesi diye yapılmayacak şeyler değildir. Yani erkeklik gururuyla alakalı şeyler değildir bunlar. Erkeklik gururu karısını namusuna sahip çıkmaktır. Kendi namusuna sahip çıkmaktır. Yoksa erkeklik yani görünüş itibariyle kadınlardan ayrı durmamıza vesile olan şeyler değildir yani. Yeri geldiği zaman çorba da yapılır. Tarif alınır, çorba da yapılır. Ve kadının bir hizmetçi olarak görülmesi, ilgi gösterilmeyen, ruhu okşanmamış, sadece yemek yapan, efendim, pantolonunun, gömleğinin ütüsünden sorumlu olan, temizlikten sorumlu bir varlık olarak görünmesi, hanımları içten içe zaten soğutur. Benim çoraplarım nerede? Niye şu çorapları buradan alıyorsun? Gömleğimi şuraya asmıştım. Niye şunu değiştiriyorsun? E sana ne zararı var bunun yani? Niye dokunuyorsun? E şimdi hanım o kirliyse mesela çorap veya gömlek kirli sepetine koyarsınız. Bunu ister ama erkek için maalesef yani çoğu erkek için olmayabilir ama bazen bu küçük küçük sebepler anlatmaya çalıştığım sebepler hanımları iyi anlayamadığımızdan dolayı bizim için önemsizdir. Oraya fırlatır atarız bir şeyi falan. Ama bunu toplayacak hanım olduğu için zaten belli bir meşgalesi vardır akşam saatine kadar. Yemek yapacaktır, çocukla ilgilenecektir vesaire. Ama bu mevzuları yapmak zorunda diye ona zulüm edermiş gibi etrafa dağıtmak bu da hoş değil. İşte bu konuda biraz daha duyarlı olan insanlar, erkekler, hanımlar tarafından daha takdir görür. Ve bir durum olduğu zaman, bir tartışma oldu, bir şey oldu, evden çıkmayı alışkanlık haline getirmiş. Ben arkadaşlarla çıkıyorum dışarı. Akşama gelmeyeceğim, şurada yatacağım, kalkacağım. Bu tabii büyük bir ayıptır. Hele hele bir insan, bir erkek, az önce bahsettiğimiz erkeklik burada devreye giriyor. Bir erkek erkekliğini nasıl ispatlar? Öyle bağırıp çağırmakla, şiddette değil. Hanımına, ailesine sahip çıkmakla ispatlar. O evde eğer Allah korusun acil bir durum olur, bir şey olur, evde hanım çocuklar yalnız kalabilir. Ama en önemlisi o namus dediğimiz hanımın ve çocuğun evde yalnız bırakılmamasıdır. Ki zaten buna namussuzluk derler. Namusu bırakan insana namussuz derler. Ben ava gidiyorum, siz evde durun. Ha bir akrabası vardır, kaynanan vardır, kendi annem vardır, bırakabilirsin yanında. Ama başında kimse yoksa, biz arkadaşlarla bugün içmeye gidiyoruz. Şurada zıkkımlanmaya gidiyoruz. Veyahut işte ava gideceğiz, iki gün yokum ben. Şimdi bu tür şeyler aileyi çatırdatan şeylerden bir tanesidir. Bu mevzuları inşallah ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Kadın eşinden hangi hal ve hareketleri bekler? Onlardan bazı notlarım var. Onları paylaşayım. Sonra inşallah devam edelim. Her şeyden önce hanımlar eşlerinden sıcaklık beklerler. Buna samimiyet diyoruz. Sevgi beklerler ve saygı beklerler. Tabii bu sadece böyle konuşurken çok kolay gibi oluyor. Yani davranış olarak bu yeterli değildir. Davranmak ayrıdır. Bazen de sözleri söylemek gerekir. Davranırken mesela sıcaklık, saygı, sevgi diyoruz ya. Erkekler nasıl takdir edilmek istiyorsa bir hanımı yani hanımı derken tabii eşinizi diyorum yoksa namahremden bahsetmiyorum. Bir hanımı kendinize bağlamak isterseniz erkek kardeşlerim, ilgi gösterin, güzel sözler gösterin ama bunu böyle samimiyetle yaptığınıza inandırın ki öyle olun siz de. Televizyon ekranlarındaki kadınlara bakmayın. İnternet sitelerinde herhangi bir reklam, şu bu bir şey çıktı kafanızı değiştirin. Sokaktaki kadınlara bakmayın. Alışverişe gittiniz, bir şey yaptınız, kafanızı önünüze eğin. Bunu Allah rızası için yapın.
Ve inanın bunun yararını göreceksiniz. Tatbik edilmiştir, yararı görülmüştür. Erkekler ne kadar iffetlerini korurlarsa, ne kadar diğer hanımlardan, hanımı olmayanlardan efendim uzak durursa, kaçarsa, kendini korursa, o kadar hanımı Allah tarafından ona bir sevgi veriliyor kalbine, o kadar eşine değer veriyor, o kadar ona karşı bağlanıyor, etrafında pervane oluyor. Bu işin kuralı budur. Hanımlara ne kadar ilgi, ne kadar sevgi, ne kadar anlayış, ne kadar pohpohlama, yoruldun, ettin, Allah senden razı olsun, zahmet olmasa bir çay getirebilir misin, yorgunsun biliyorum demek var, bir de git bir çay getir bana demek var. Bir saniye aslında ikisinin arasındaki fark, eğer böyle yaparsanız, hanımınızın yüzüne bakarsanız, bu zaten hanımefendi sizin etrafınızda pervane olacaktır. Ne gibi? Pervane deyince aklımıza ne gelir? Işık vardır. Kelebekler, böyle küçük küçük, ışığı gördüğü zaman etrafında dolanır dururlar. Işığı kapatırsınız, etrafa yayılırlar. Işığı gördüğü gibi dolanır. Hanımlar da böyledir. Siz dikkat ederseniz kendinize, ahlakınıza, hanımınızdan o beklediğiniz ilgi, sevgi nasıl olur biliyor musunuz? Etrafınızda pervane olur. Bu olmazsa, ilgi, sevgi, konuşma vesaire olmazsa, hanım da ona göre belki rol yapacaktır ister istemez, ama bu da sizin çok fazla hoşunuza gitmeyecektir. Kocasının kapıdan içeri girer girmez asık suratlı olmasına üzülür kadınlar. Tabii ki hepimiz aynıyız. Kadın da erkek de. Kimi zaman hayatın imtihanları o gün çok ağır olabiliyor. Erkeklerin durumları inanın zor. Yani hele hele bu dönemde geçinmek cidden çok zor. Ama hanımların istediği nedir? Asık suratlı olmayan. Yani dişlerini gösterecek kadar gülmesine gerek yok ama böyle selam verecek vesaire. Şimdi çok yoğun, çok stresli bir gün geçirir erkekler. Bu ifadesine, yüz ifadesini yansıyabilir hanım kardeşlerim. Olur yani bunlar. Ha, ama bu her gün devam ederse, biz erkekler olarak bunu her gün yansıtırsak, bu sıkıntı getirir. Çünkü o da yorulmuştur evde. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir tüyo verelim. Eve gideceksiniz. Dolmuştasınız, tramvaydasınız veya eviniz yakın diyelim iş yerine, işten çıktınız. 3-5 dakika eve girmeden önce kendinizi motive etmeye çalışın. Düşüneceğiniz şeyleri 3-5 dakika eve gitmenize mesela diyelim 100 metre, 200 metre kaldı. Orada bırakın. Kira mı vardı, icra mı gelecek evinize, işte şu bu bir sürü... O onu dedi, bu bunu dediler mesela. Eve girmenize 100 metre, 200 metre kala salavat okuyun. Elhamdülillah bir evim var, namuslu. Efendim, bir eşim var, evi de beni bekliyor. Birçok insan var şu anda, yuvası yok, evi yok. Biraz böyle bunları düşünerek girelim, bir tebessümümüz edelim. Zaten birbirimizi gördüğümüz 2-3 saat gün içinde. 8 saat, 9 saat yat. 8 saat, 10 saat çalış, zaten 2 saat, 3 saat görüşüyoruz. Onda da bu ilk girişi güzel yapalım. Yapılan yemekle ilgili, hanımlar özellikle yemekle ilgili takdir edilmek ister. Çünkü hanım suyunu, soğanını, domatesini vesairesini kavuracak, yemek yapacak değil mi bir şeyler, tabakları hazırlayacak. Bu bir vakit ister. Hanımların en sevdiği şeylerden bir tanesi, takdir edilmektir. Erkek de onu ister demiştik hatırlarsanız cumartesi günü. Hanımları konuşuyoruz. Hanımlar da özellikle güzelliklerinin takdir edilmesini. Bir başörtüsü almıştır sizin görebileceğiniz. Veya bir iç kıyafeti almıştır. Veya size aldırmıştır. Bunu ne yapmamız lazım? Takdir etmemiz lazım. Ya sen bunları nereden buluyorsun? Bu batı bilmem ne kıyafetlerine ne işin var? Hayır. Bunu dışarıda sergilemiyor ki, sana sergiliyor. Onu tebrik etmen lazım. Allah senden razı olsun. Benim gözüme bu kadar hoş gelecek şeyleri, bana güzel görünmek için bu kadar makyajını şunu bunu yaptın. Sen dışarıda dudağına ruj bile sürmüyorsun. Makyaj bile yapmıyorsun.
Ama benim yanımda bu kadar özeniyorsun sırf benim beğenimi alman için. Buna karşılık vereceğiz erkekler olarak. Beğendiğimizi söyleyeceğiz. Yemekte de aynı şekilde. Oo, eline sağlık, ne güzel olmuş. Yemek yiyip paldır küldür kalktığımız zaman o bir tane tebessüm, bir sofra duası, o olmadığı zaman hanım incinmeye, kırılmaya başlıyor. O yüzden hanımların bu ihtiyaçlarını da karşılayacağız biz erkekler olarak. Nedir? Sofrada özellikle kalkıp gitmeyeceğiz. Beraber, çoluk çocuğumuzla beraber sofraya oturduk. Sofrada konuşmayalım, yemeğimizi yiyelim anlayışı doğru değildir. Tam tersine, yemek yerken, ağzımızda bir şey varken konuşulmaz. Onun dışında sofra bir ailenin zaten toplantı yeridir. Tartışma, bağırma olarak değil. Nasılsın evladım? İyiyim. Hanım sen ne yaptın bugün? Bu yemek ne güzelmiş. İşte efendim, beyim, bugün günün nasıl geçti? Yemek yerken bunlar konuşulur. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü insanlar birbirlerini duymak isterler. Bu da yemekte çok güzeldir, karşılıklı. Bunu yapalım. Şunu unutmayalım. Kadın kocası tarafından bir numara olduğunu hissederse, yani özel olduğunu, dünya bir yana, benim eşim, hanımım bir yana, bunu hissederse, sevildiğini bilirse, değer verildiğini bilirse, ya gerçekten ben bu adamın, yani ben kocamın, Allah'a ne kadar dua etsem azdır, kurban olduğum Rabbim, ona hayırlı bereketli uzun ömürler ver, ne kadar çok beni seviyor. Bu sevgiyi veren sensin. Kocadan bilmeyecek bunu. Ve şükredecek. Beni kadın olduğumu hissettiriyor. Beni mutlu ediyor. Değer verdiğini ben hissediyorum. Bunu hissettiriyor. Ne kadar fedakar bir adam gibi gibi gibi. Bunları erkeğin yüzüne söylemenize gerek yok. Ama bunu hissetmesini istiyorsanız erkekler olarak bizler değer verdiğimizi göstereceğiz. Şimdi erkeklerin yine bilmesi gereken hanımların özelliklerinden bir tanesi şudur. Bilinenin tam aksine çok böyle nazik, kibar, İstanbul beyefendisi olan böyle konuşmasıyla, üslubuyla insanlar vardır ya. Hanımlar, yapılan araştırmalar onu göstermiş. Bu ciddi ama araştırmalar, öyle 3 kişi 5 kişi değil. Bir hanımefendi erkeğinin güçlü olmasını istiyor. Hemen bu gücü sizlerle paylaşayım. Kas gücü, efendim, boks mu yapıyor, dövüş sporlarına mı gidiyor? Bu değil. O güçten bahsetmiyorum. Maddi anlamda da bahsetmiyorum. Çok fazla sayıda zengin insanlarla evlenen, hayatı zindan olmuş insanlar da var günümüzde. Onları da çok iyi biliyoruz. Bu da değil. Arkadaşlar, eşinin vereceği güven ayrı bir huzurdur. Bir kadını tam manasıyla size bağlanmasını, sizin dışınızda hayatta her şeyden kopmasını istiyorsanız, onun yanında kendini güvende hissetmesine vesile olacağız. Bir hanım kocasına güvenirse, o gücünü hissetmek dediğim, kas gücü, para gücü falan değil, güvende hissetmek. Ben eşimin yanında kendimi korunmuş hissediyorum, kedi gibi hissediyorum. Sanki bir okyanustaydım ben, eşimle evlenmeden önce, kocamla evlenmeden önce, bir okyanustaydım, fırtınalı bir böyle dalgalar vardı etrafta, rüzgar falan. Birden sığınılacak bir liman buldum, o liman benim kocam, Ahmet Mehmet. İşte böyle davranılırsa, erkekler gücünü şiddetle, tokatla, hakaretle değil, gücünü, olgunluğunu daha doğrusu, gel bakalım hanım, gel gel omzuma yaslan şöyle, anlat bakalım nen var. Veya çenesinden tutup da şöyle güzelce, veya saçından tutup, elinden tutup, anlat bakalım, bir derdin var mı, anlat anlat, hadi gel bakalım gel. Zaten artçı sarsıntı gibi deprem öncesinde bunlar gelir hanımlardan. Bazı hal ve davranışlar, surat ifadesi benimle ilgilen der.
sen bana surat asıyorsun ha, ben de sana surat asıyorum deyip bu karşılıklı devam ederse olmaz. İlgi bekleyecek. Bilim ki hanımlar, ama böyle suratı işkembe gibi olanlardan bahsetmiyorum her daim. Arada böyle baktınız bir suratta bir şey var ama size surat asıyor gibi değil, biraz sitemli böyle. Hemen düşünelim ki bir iki gün önce ben ne yaptım? Bugün onu sevdiğimi söyledim mi? Ne kadar iyisin, saçın ne kadar güzel, kaşın ne kadar güzel, işte şu bu bir şey anlattım mı? Yemekte ona teşekkür ettim mi? Ne yaptım mesela? Hemen düşünelim. Bir omuz verelim. Gel, senin omzun burası. Hanımların en çok sevdiği şey kocasının gücünü hissetmektir. Yanında olduğunu hissetmektir. Belki senin annenle tartışmıştır. Belki annen kötü bir şey söylemiştir. Belki sıkıntı bir şeyler vardır ortada. Tamam mı? Der ki vallahi ben bak işte şu konuda annene şöyle davrandım, böyle davrandım ama işte annen şöyle etmedi, böyle etmedi. Sen erkek olarak, o benim annemdir, sus. Sen kimsin? Değil. Hanımım Allah razı olsun, gel şu omzuma gel. Sen şöyle iyisin, böyle iyisin. Çok anlayışlısın. Evet benim annemdir. Bazı yanlışları oluyor ama benim annem, biliyorsun. Biz Müslümanız. Anne baba hakkımız var. Ben senin yanındayım. Böyle anlat bana, konuş, ferahla gibi. Hanımların isteği konuşmaktır. Bazen hanımların sevdiği şeyler vardır. Ev işlerinde yardımcı olmak. Bunu erkekler deneyebilir. Bunu aşağılanmak, gurur, kibir gibi böyle şeylere götürmeye gerek yok. Yani bir odayı süpürsek ne olur ki arada? Veya salata yapılacak, ellerimizi yıkayalım, besmelemizi çekelim. Hanım tabakları koyarken salatayı yardımcı olalım. Arada sırada bunlar yapılsın, ne olur? Bazen hanımı dinlendirelim mesela. Dur bakalım bugün bir jest yapalım. Biraz tebessüm edelim. Hatta işi latifeye bindirelim. Hadi bugün rolleri değişiyoruz. Sen otur, kitabını oku, Kur'an'ını oku istersen yarım saat, bir saat. Ben sofrayı kaldırayım. Ayaklarını uzat şöyle ha. Ben bu niye bizim yapmadığımız şeydir bu? Ne olur ki? Ne değişir? Aslında erkeklerin bilmesi gereken bir şey ki psikolojide bu çok net bir ifadedir. Ayrıntılara girmeyeceğim. Ne ekerseniz onu biçersiniz kadında. Erkekte de öyledir ama bugün konumuz hanımlar. Ne kadar ona sevdiğini ve mutlu edebileceğinin sinyalini verirsen zaten bütün gözü kulağı sen olursun, sana bağlanır. Sana bağlanır. Çok affedersiniz. Kimse yanlış anlamasın bu örneği. Bir kediye bir kap süt koyuyorsun evinin dışına. Dolanıyor akşama kadar tekrar aynı yere geliyor. Bazen süt yok, gene geliyor miyavlıyor, başka yere gitmiyor. İlgi bekliyor senden. 2 tane 3 tane seviyorsun ya şöyle kediyi. Gel pisi pisi. Hanımlar da böyledir. Ne kadar ilgi, ne kadar güzel söz, ne kadar takdir edilme, ne kadar senin yanındayım deme, ne kadar haklısın. Gel, ben seni dinliyorum. Ellerimden tut, gözlerimin içine bak, anlat. Ne derdin var? Bunu dersek zaten bitmiştir Allah'ın izniyle. Sohbet etmek ister hanımlar. Mesela akşam eve gelindiği zaman, özellikle ben gazetemi okurum, televizyonumu okurum falan filan diye böyle biz devam edersek, hele hele çocuklarımızla ilgilenmezsek, hatta çocukla ilgilenip hanımı böyle diğer tarafa atarsak, efendim boş verirsek olmaz. İletişim yoksa iş sadece yemek yapmak, belli zamanlarda işte bazı ihtiyaçların gidermesinden öte olur. Ve bunu da söylemem gerekiyor. Aileleri konuştuğumuz için şeriatta belli hudutlar vardır. Bu bir muhabbettir, hasbihal programıdır. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Birçok zamanda hanımlar mutlu oldukları numarasını yaparlar bazı konularda. Erkek kendini düşündüğü, sadece kendi ihtiyaçlarını düşündüğü için belli bir zamana odaklanır ve o ihtiyacını giderir ve ayrılır. Ve bu sefer hanımda şöyle bir duygu olur. Bu tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığa döner. Hanım o işten bir şey anlamadığı gibi saygı duymamaya başlar. Ve
o yapılan işten nefret etmeye başlar. Çünkü kendisine değer verilmemiştir. O iş bittikten sonra, yakınlaşma bittikten sonra bir kütük gibi, bir eşya gibi sırt dönülmüş ve yatılmıştır, uyunmuştur. Güzel sözler söylenmemiştir. Böyle bir ailede de, böyle bir yakınlaşmada da erkek işini bitirmiş, olay başarıya kavuşmuş olarak görür ama karşıdaki kişinin kul hakkı onun üzerindedir. Sadece bu çizgiye kadar söylüyorum. Bu yakınlaşma bittikten sonra dahi o güzel sözlerden birkaç tanesi de söylenmelidir. Erkek bu konuda bencil olmamalıdır ki buraya kadar söyleyebiliyorum. Gençlerle buluşmamızda, kameraların, cep telefonların olmadığı yerlerde de birebir görüşmelerimizde yapılması gerekenin ne olduğunu erkeklerle konuşuyoruz. Bu zaten bizi ilgilendiren mevzular. Bu bir radyo programı. Hanım kardeşlerimiz de dinliyor. Buraya kadar konuşabilirim. İsteyen delikanlılar, erkekler varsa da gelirler, konuşuruz. Tavsiyelerde bulunuruz. Sohbet etmek ister demiştik hanımlar. Narin olduğunu söylemiştik hanımların. Daha kırılgan, daha duygusal olduklarını söylemiştik. Siz amcanızın kızı, teyzenizin kızı veya efendim bir akrabanız gibi davranırsanız böyle unutmaz hanımlar bunu. Kafaya takarlar çok ayrıntıları düşündüklerinden dolayı size karşı saygıları biter. Sıradan bir insan gibi değil, hanım gibi davranmak gerekir. Kalbini kaybedersek hanımların bir daha kazanması kolay olmaz. Evet, evde oturur. Evet, eşinizdir. Evet, ihtiyaçlarınız giderilir ama bir robot olur. Sahte gülüşlerle bizi karşılar. Görevlerini eğer dindar, böyle imanlı bir insansa yapar. Çoluğu çocuğu için o ev devam eder. Ama böyle olur. Kalp kırıldıktan sonra bir biblo gibi düşünün veya camdan bir avize gibi düşünün. Kırıldıktan sonra siz bunu yapıştırıcıyla yapıştırırsınız ama eskisi gibi olmaz. Evliliği sadece bir iki sebepten dolayı, şundan şundan dolayı böyle yapılması lazım demek kolay değil çünkü duygu işidir evlenmek. Maddeleri sayarız böyle. Şöyle davranalım, böyle davranalım. Bunlar duygu, duygu, duygu işleridir arkadaşlar. Geçmişte evlendiğiniz hanımın yaşadığı kötü şeyler olabilir. Evlilik geçirmiş olabilir, çoluğu çocuğu olabilir. Hanımlar geçmişe dalınmasını istemezler. Geçmişi birlikte geleceğe taşıyacak, daha böyle umut ve ümit verecek insanlar isterler. Sen zaten geçmişinde şöyleydin, burada çalışıyordun, ben seni şuradan kurtardım, şunu yaptım. Bu tür şeyler İslam'a, Müslümanlığa zaten insanlığa da yakışacak şeyler değildir. İnşallah bunları konuşacağız. Kısacası erkekler, eşinize eşiniz gibi davranın. Hem de günümüzde sevgili deniyor ya, sevgili, günübirlik. Bir bakıyorsunuz 3 gün sonra sevgili değiştirdi. Bunlardan bahsetmiyoruz, bu terbiyesizliklerden. Aşk olsun, ince bir çizgi olacak. Hem eşiniz ama hem de Allah'ın istediği şekilde, onun rızası üzerine sevgiliniz, sevgilim. Aşk yani, aşkım mevzusu. Bunları inşallah tabii konuşuruz. Evlilikte peki hanımlarda aranacak vasıflar neler? Ona da geçeceğiz. Ama şimdi vaktimiz oldukça sınırlı. Birkaç mesaj okuyalım Ramazan'dan. İstanbul Fatih'ten Ayhan Çay selamlarını iletmiş. Ve aleyküm selam. Hocamızın dün Miraç sohbetindeydik. Çok evet. Feyizli ve güzeldi. Elhamdülillah öyleydi. Tüm Lale Gül TV ve Lale Gül FM ailesinin Miraç kandilini kutlarım. Ve tüm İslam aleminin de Miraç kandili mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz demiş. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Allah razı olsun hocamızın. Hayırlı uzun ömürler nasip buyursun amin. Beykoz'dan Zeynep hanımefendi, sıkıntılar misafirdir, gelir ve gider. Mühim olan gönderenin hatrına sabretmektir. Biz sizi tekstilde bir hayli kişiyle çok severek ve feyiz alarak dinliyoruz. Rabbim sizden razı ve hoşnut olsun. Size kulum desin, senden razıyım desin ve razı olduğu kullar arasına dahil eylesin. Amin, amin. Amin. Ne güzel dualar aldık ya. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Duanız sizi de bulsun. Bu arada sevgili Ramazan, bir tane kardeşimiz geldi ya. İki tane hanım kardeşimiz programımızı dinleyerek vesile olmuşuz. Ne güzel, haberimiz yok. Namaza başlamışlar. Ya, maşallah. Bir de üzerine örtünmüşler. Çalışıyormuş o iki bayan da. Arkadaşmış bunlar. Onların patronu geldi buraya ya. Ben de dedim herhalde eleştirecek.
hep konfeksiyon atölyelerinden falan bahsediyoruz ya. Çok da duygulandım, onu da anlatayım. Biz bir programda haremlik selamlık olsun demiştik ya. Evet abi. O iki tane bayan gelmiş demiş, bak abi biz senelerdir burada çalışıyoruz. Biliyorsun bak 6-7 aydır da örtündük. Şudur budur. Evet. Demiş böyle böyle Lale Gül FM'de biz bunu duyduk. E sen de Müslümansın. Biliyoruz, saygılı bir insansın. Evet. Neden bizi erkeklerle beraber yan yana çalıştırıyorsun? Ve ne yapmışlar biliyor musun? Ortaya karton piyer koymuşlar. O kadar hoşuma gitti ki o da tebrik etmeye geldi buraya. Dedi kardeşim gerçekten dedi ben bunu düşünememiştim dedi. Çok mutlu oldum. Ama bak bir çaba yapmış, bir çabalamış, bir şey yapmış. Allah razı olsun yine. Hanımları sol tarafa almış. Erkekleri öbür tarafa almış. Araya da şey koymuş böyle. Karton piyer oluyor ya. Böyle beton falan evet. Değil. Ama bir adım atmış en azından. Eyvallah. Ona da selamlarımızı iletelim. Buyurun. Bayrampaşa'dan Şermin Hanımefendi, hoş geldin abi, dinlemedeyim demiş. Sağ olun. Bayrampaşa'ya selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Eyüp Sultan'dan selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı bereketli yayınlar, bizlere de anlattıklarınızı anlama kolaylığı versin inşallah Rabbim demiş. Çok teşekkür ederim efendim, Allah razı olsun. Senaattin kardeş, hayırlı yayınlar abi, Allah kolaylıklar versin demiş. Amin Senaattin abi, çok teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlarınız olsun. İnşallah İbrahim abi. Bir bayan kardeşiniz olarak benim sorum olacak size. Geçen hafta Perşembe günü yayınınızda bir bayanın erkeğe normal olarak bile bakması günah demiştiniz. Bunu duyunca ben çok korkmaya başladım. Yoksa günaha mı giriyorum diye. Mesela ben Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinlediğimde ya da diğer hocaları dinlerken ister istemez bakmış oluyorum. Onlar da bu günaha sayılır mı? Hemen söyleyeyim size. Bu fetva programı değil ama zaten sorunun muhatabı olduğum için söyleyeyim. En güzeli, bakın en güzelinden bahsediyorum. Şimdi ne kadar bir şeylerden kaçarsak o kadar yararlı mı? Şehvet niçin olur? Bir insana bakmaktan olur, doğru mu? Peki biz bir insana bakarken daha sonraki duygumuzun şehvet olup olmayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Soru 1. Biz hiç bakmamaya çalışırsak yarın öbür gün etkilenme riskimizi de ortadan kaldırır mıyız? Kaldırırız. İşte o yüzden Allah dostları diyor ki, günümüzdekiler de aynısını söylüyor. Mümkün mertebe haber mi takip edeceksiniz? Bir kadın mı sunuyor, yani hanımefendi mi sunuyor? Ona bakmayınız. Şimdi hanımlar erkekler ayrı yaratılmış. Sonuçta bu televizyon programlarına da çıkıyoruz. Ben de diyorum ki hanım kardeşlerimden, ben yerinizde olsam radyodan takip ederim. Bu benim şahsi fikrimdir. Ama bakın, fıkıh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde evet şehvetle bakmak bir kadına veya bir kadının erkeğe bakması caiz değildi, hatta harama doğru gidiyordu. Lakin diyor bugün de 2000'li yıllara geldiğimiz günde bu kadar zinaların, bu kadar fuhşun, aldatmaların, Allah korusun yuvaların dağıldığı bir atmosferde her gün maalesef bir haber duyduğumuz, komşusuyla aldattı, şöyle oldu, böyle oldu mevzularına bakıyoruz. Bu kadar bizim zihnimizi kurcalayan şey varken, bugünün diyor eğer aynı şeyi değerlendirilmiş olsaydı, iş olmadan, yani ne işin var? İster istemez markete gittin, baktın, kafanı çevirdin. İkinci, üçüncü, beşinci defa bakmadın. Bu gayri ihtiyariydi, mecburdun. Doktora gittin, gözüne bakacaksın. Hayır, ben senin gözüne bakmam, bu ayrı. Ama deniyor ki günümüzde sebep yokken bir erkeğe bakmak, sebep yokken bir kadına bakmak, izlemek bile yansıma dahi olsa takvaya giden yolu engelliyor. Günah veya haram demiyor bakın. Takva bizim istediğimiz bir şey değil mi? O. Örneğin Halil İbrahim Sofrası programını şu an kameraları açsak, sizlerle paylaşsak. Ben sonuçta bir erkeğim. Ben tüm kardeşlerimi Allah şahit olsun kardeşim olarak görüyorum hanımları. Rabbimi de şahit tutuyorum. Eşimin dışında bütün hanımefendiler benim bacımdır, kardeşimdir. Ama ben bunu bildiğim halde, şimdi benim karşımda hanımlar olsa, bakın, ben hanımlara şimdi program yapıyorum ve hanımlar da televizyondan beni takip ediyorlar. Nefislerine İbrahim abi daha sonra farklı gelebilir mi? Konuşması, üslubu, şusu busu ve ben bir hanım kardeş grubu olsa şu anda ben onlara hitap etsem, o anda şeytan aklıma gelip de ben onları ne kadar kardeş olarak görsem de Allah Allah gözü ne kadar güzeldi ya, estağfurullah,
ne güzel bir hanım desem, bunu tehlikeye atmaya gerek var mı? Ben de aynısını söylüyorum. Diyorum ki, bir hanımda televizyonu zaten eve sokmamanın gereği odur. Bir hanımda hoca da olsa, haber sunan bir erkek de olsa bakmamasında fayda vardır. Bunu ben söylemiyorum. Herhangi bir program olursa olsun. Radyo var zaten. İlim radyodan da alınıyor. Bunu inşallah sizlerle paylaştım. Topçulardan buyurun. Ahmet Demirel, selamlar, dua ile hayırlı yayınlar demiş. Miraç, kandilinizi kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Eyvallah, şimdiki bayanlar eleştirmekten başka bir şeye yaramıyorlar. Onun kocası niye böyle, bunun kocası böyle yapmış deyip söyleniyorlar demiş Ahmet Demirel abimiz. Bu biraz tabii ayrıntıcı olmalarından kaynaklanıyor ama tüm hanımları aynı olarak görmeye gerek yok. Erkeklerde de bu var, inanın var. Şimdi Ramazan bizde yok mu ya? Var abi. Bizde de yani şimdi hep hanım hanım diyoruz da ya bizde de var şimdi. Bu böyle yapmış, neden yapmış? Ya niye yapmış? Onun hanım bana ne, onun hanımından, onun kocasından. Ya bu genel bir sorunumuz gerçekten. Kendi hanımımız bize yetmeli her konuda. Kendi kocamız yetmeli her konuda. Bana ne onun eşinden, onun arasındaki diyalogdan vesaire. Hatta kendi kardeşlerimizin hanımlarından bize ne. Benim abim var, abimin hanımı var. Bakın size çok net bir şey söyleyeyim. Benim ismini vermeyeyim, çok seviyorum onu. Bir tane abim daha var, öz abim değil. Ve ben çocukluğumdan beri onun yanındaydım. Onun hanımını, bakın hanımını ki arabaya bindik, hastanelere gidildi. Benim kendim evlendikten sonra da istişarelerimiz, diyalogumuz devam etti. Hanımının yüzünü görmüş değilim. Şimdi sokakta görsem yüzünü tanımam. Abi böyle olacağız. Kendi yengem, niye ben yalnız kalayım yengemle, abimin hanımıyla? Biz bu kafayla gidersek Allah'ın istediği şekilde gideriz. Ve abim niye bana anlatsın? Yengem var ya işte şöyle yaptı, dün böyle yaptı. Bana ne, senin hanımından demem lazım. İşte biz bu ahlakta olacağız. Herkesin hanımı kendine. Aynen öyle abi. Erkeği de kendine. Buyurun. Safiye Hanım efendi, hayırlı yayınlar İbrahim abi. Ben çok kıskancım ve çok duygusalım. Ne yapmam lazım demiş. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Kıskanç olmaya devam edeceksiniz. Duygusal olmaya da devam edeceksiniz. Sadece fıtrat özelliklerinden bunun geldiğini bileceğiz. Aşırıya kaçmayacağız. Erkeği kıskanabilirsiniz. Bunu boğacak derecede yaparsanız ve sesler yükselirse, niye öyle yaptın, niye buna yazdın, niye şöyle yaptın, burada mıydın, şunu mu yapacaksın dediğiniz zaman boğarsınız. Bazen içinizde onu yaşayacağız inşallah ve dua okuyacağız. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına bir duası vardı biliyorsunuz. Senin için dua edeceğim. Bazı hanımları çok kıskançtı. Her hanımda bir kıskançlık vardır. İkinci, üçüncü, beşinci, düşünsenize kaç tane hanımla paylaşıyorsunuz en sevdiğiniz insanı. Lakin fıtrattan gelen bu kıskançlıklardan sonra ne buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah-u Teala'dan bu kıskançlığı senden, bu duyguları azaltmasını, hafifletmesini murad ediyorum, niyaz ediyorum dedi. Biz de dua edelim inşallah eğer rahatsızlık verecek hale gelirse. Mehmet Ali, hayırlı programlar abim demiş. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İstanbul Cebeci'den Bülent Baş, hayırlı yayınlar abim. Allah Abdullah razı olsun. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat ediniz, hepiniz idarecidir ve hepiniz elinin altındakilerden sorumludur. İnsanlar üzere seçilmiş olan en büyük imam bir idarecidir ve idaresi altında bulunanlardan sorumludur. Erkek kendi ev halkı üzerine idarecidir ve o da ev halkından sorumludur. Kadın da kocasının ev halkı ve çocukları üzerinde bir idarecidir ve o da onlardan sorumludur. İnsanın hizmetçisi de efendisinin malı üzerinde bir idarecidir ve o da malların korunmasından mesuldür. Dikkat edin, hepiniz idarecisiniz, hepiniz idare ettiğinizden mesulsünüz buyurdu. Eyvallah, Allah razı olsun. Bu arada sinüzit 1, İbrahim 0. Hakkınızı helal edin, böyle arada gidiyor şeyler. Buyurun. Abi cehalet rezilliktir, elhamdülillah sizleri dinleyerek cehaletten az da olsa kurtuluyoruz. Allah sizden razı olsun demiş dinleyicimiz. Abi, cehalet değil kardeşim. Hepimizin bilmediği şeyler var. Bu programları sizlerle paylaşırken böyle tekrar o hadis nereden geliyor, rivayeti nedir, psikolojide bunun yeri nedir, bunları okurken ben de bilgileniyorum sizin sayenizde. Esas ben size teşekkür ederim. Buyurun. İstanbul Ayazağa köyünden Atakan isimli dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Ve aleyküm selam. Hayırlı programlar, çok faydalı sözlerle içimizdeki o nefsimizi bizlere yansıttığınız için Allah sizden razı olsun inşallah demiş. Eyvallah.
Gözlerinin içine bakmak, sözlerini can kulağıyla dinlemek ve yalandan uzak durmak, değer vermek çünkü hanımım hem eşimdir hem de o da bir annedir demiş. Aynen öyle. O da bir insandır dedik mi zaten, o da bir annedir dedik mi iş bitiyor. Hayırlı yayınlar İbrahim abi. Sağ olun. Bugünkü konularını dinledikçe çok üzülüyorum. Keşke eşim de sizi dinliyor olsa. 5 yıllık evliyim, 17 yaşında evlendim ve şartlar ne olursa olsun eşimi hep güler yüzle, temiz, tertipli bir şekilde karşıladım. Ailesini ailem bildim, elimden gelen hizmetimi yaptım. Diğer evli insanlar gibi eşimi zor durumda bırakacak hiçbir istekte bulunmadım. Sadece ondan huzur istedim. Eşimse en ufak bir meselede, özellikle iki evladım peş peşe olması, benim sorumluluklarımı yaparken biraz aksaklıklar olmaya başladı. Ve bu sebeplerden dolayı eşim çok öfkelenmeye, bana bağırmaya, hatta öfkelenip kapıya vurup kırdı. Bilmiyorum abi, ben şu dönemler çok yalnız hissediyorum kendimi. Eyvah, eyvah. Bana dua edin, artık yoruldum Allah, ama Allah, yine de evlatlarım beni bağlıyor. Uzun oldu, kusura bakmayın, hayırlı yayınlar demiş. İşte anlatmaya çalıştığımız, hanım kardeşlerimizle konuştuğumuz programda bir özet yapmış kardeşimiz. Bakın, hanımlar kendilerini yalnız hissettikleri an onlar için en tehlikeli anlardır. Kapıyı kırmaya, bacayı indirmeye gerek yok. Allah-u Teala eğer size böyle iffetli, namusunda oturacak, evinde oturacak, size itaat edecek bir insan verdiyse daha fazlasını istemeye gerek yok. Bırakın evde şurası pis kalsın, bırakın şöyle olsun, hatta şeye razı olması lazım erkeklerin. Hani uğurlayamadı, hastaydı, bir şey, tamam, sıkıntı yok. Ama hanımlardan beklentilerimiz 50 tane madde olmasın, 3 tane 4 tane isteyin. Hanımlar da erkeklerden dedim ya, öyle 50 tane madde sıralamasın, şöyle olsun, böyle olsun, şöyle isterim, böyle. Hayır, 3-4 tane olsun yeter. Şükretmeyi, kanaat etmeyi bilmiyoruz maalesef. Hayırlı yayınlar abi, çok güzel anlatıyorsun. Sen böyle konuştukça benim kocama olan sevgim, saygım daha da çok artıyor. Heh, işte ben de onu istiyorum bak. Ne güzel demiş değil mi? Kocama olan ne diyor? Sevgim ve saygım daha da çok artıyor. Elhamdülillah. Ne güzel, buyurun. Peki eğer kocamız bizden uzaktaysa, yine sıkıntılar yaşıyorsak onu nasıl aramızda halledeceğiz? Herkesin eşi her zaman yanımda olamıyor. Başka şehirlerde çalışan eşler ne yapsın? Hı-hı. Bir sıkıntı, bir tartışma olduğunda demiş dinleyicimiz. Hı-hı. Şöyle, bu ara ne kadar mesela? 10 gündür, 15 gündür, 1 aydır erkekler çalışır, hanımlar evde yalnız kalır. Bu sefer erkekler gibi hanımların da evde sorumluluğu artar. Bakkala yalnız gider, markete, çarşıya, pazara yalnız gitmeye başlar. Bu sefer onun yükü erkeklerin yüküne biraz ortak olmak olur. Bu da hanımın daha fazla ilgi görmesine gereksinim duyar. Erkek çok fazla arayacak gün içerisinde. Ne yaptın, ne ettin diye. Abimizle konuşacağız ama siz de bunu düzgün bir şekilde ifade edin. Biliyorum, ekmek kazanıyorsun, il dışındasın, çalışıyorsun, bize bakıyorsun. Sen bizim atamızsın, babamızsın. İşte sayın bir şeyler. Seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Ama senden bir isteğim var. Kendimi yalnız hissediyorum. Biliyorum çok yoğunsun ama arada ne olur? Bir iki güzel söz söyle bana deyin. Bandırmadan bir dinleyicimiz, geçen senede bu programları çok iyi takip ettim. Hatamın ne olduğunu buldum. Biz İslam dininde beylere hizmet etmenin sevabını çok abartmışız. Siz ona aşırı fedakarlık dediniz. İnsanın demek ki saygıda da sınırı olması lazımmış. Yani her şeyin fazlasının zararı olduğunu biliyoruz. Ama şöyle düşüneceğiz. İtaat çok ayrı. Bu itaati Allah istiyor. Şimdi konu yanlış yerlere gider. İtaati, erkeğe itaat edilmesini dinimiz istiyor. Bu itaat mevzusu çok ayrı. Enayilikte değil. Ben hak ettiği kadarını veririm, hak ettiği kadar itaat ederim falan. Bunu yapmayın. Evlenmeden önce zaten bu programları yapmamızın sebebi ne? Eğer evliliği bir kıssadan, hisselerde yaşanan bir şey, sahabe efendilerimizin birbirlerine saygısı, sevgisi gibi değerlendireceksek, ona göre evlenmeden önce konuşacağız. Kardeşim, ben televizyon istemiyorum. Öyle internet, bıcık bıcık böyle telefonlar, bilmem neler istemiyorum. Baştan konuşacağız. Ya takılacağız kafamıza göre, ama sonra kadın da şok yaşamayacak, erkek de şok yaşamayacak. O yüzden diyorum ya, dava kadınıyla evlenin. Dava adamıyla evlenin. Dava ne demek? Filistin'de yaşananlara karşı gözyaşı dökecek bir adam olsun kocanız. Evdeki neden şu halım eski, neden şu yok deyip suratını asacak bir kadınla evlenmeyin. Afrika'da su bulamayan ve ölen bir senedeki 6000 çocuk için hüzünlenecek ve haline şükredecek bir kadınla evlenin. Dava kadını olsun evlendiğiniz. Aşk olmasın istiyorsa.
aranızda tip olarak, elektrik olarak çok büyük şeyler olmasın. Fakir olsun kocanız. Hanımınız ne bileyim suratında bir yanık olabilir, saçı dökük olabilir, bir şey olabilir. Ama dava kadın olsun. Beraber bir haber duyduğunuz zaman beraber tekbir alıp Allahu Ekber diyebilecek bir kadın olsun. Erkek de öyle olsun. Para manyağı olmasın. Gözü nemlenebilsin. Bir öksüz, bir yetim gördüğü zaman duygusunu kaybetmeyen bir adam olsun. Bunu işte baştan yaparsak evlilikler mutlu gider. Bir Müslüman hanımdan beklenecek şeyler nelerdir? Bu sefer erkekler dinliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte bizlere şu tavsiyede bulunmaktadır. Kadın dört şey için nikah edilir. Malı, asaleti, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı ele geçirmeye bak. Bir Müslüman için evlenmeye giden adımda ilk tercih dindarlık olmalıdır. Dindarlık başörtüsü veya çarşaftan ibaret değildir. Tam tersine bir kişinin bu şekilde görünüyor olması görevinin yeni başladığını anlatır. Hanım da birçok şeyin bir arada olması lazımdır. Daha güzeldir ama eğer birazdan bahsedeceğimiz şeylerden 2-3 tanesi ve dindarlık varsa o hanım size iyi bir hanımdır. Şimdi onlardan bahsedelim. Dindarlığı da konuşuyoruz ya. Güzel huy. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve tabii Kur'an-ı Kerim'de saliha kadınlardan, salih insanlardan bahsedilir, işaret edilir. Saliha kadınların tarifi nedir biliyor musunuz? Şöyle buyurur bize Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte, dünya nimetinin, dünyalık faydalanmanın en hayırlısı saliha bir kadındır. Yani çok derdin, sıkıntın olabilir, imtihanın olabilir dünyada ama saliha bir hanımla evlenirsen, iyi huylu bir hanımla evlenirsen müthiş bir nimettir. Yine Sünen-i Ebu Davud'da geçer. İyi kadın odur ki kocası ona bakınca huzur bulur. Kocasına huzur verir. Ona emredince itaat eder. Ondan uzak kaldığı zaman kendi namusunda ve kocasının malında eşine muhafızlık yapar. Evlenilecek hanımların eşlerinin yüzlerine baktığı zaman huzur bulmasına işaret ediyor. Bu da güler yüzdür. Tatlı dildir. Hanımların narin yapıları, cilveleri, şen şakrak olmaları, kedi gibi bazen şımarıklıkta bulunmaları erkeğin çok hoşuna gider. Emredilince itaat ettiğinden bahsedildi. Burada son hadisin sonuna doğru geldiğimiz zaman eşine muhafızlık yapar mevzusu alimlerimiz tarafından şöyle anlatılır. Mal elbette hanımın erkeğindir. Ama evin geçimi idaresi erkek tarafından olduğu için evden habersiz bir şeyin verilmesi, bir kap yoğurt olsun, süt olsun, şeker olsun, ekmek olsun bir komşuya verilebilir. Bunda bir mahsur yoktur. Ama mutlaka evin reisinin bundan haberdar olması gerekir. Erkekten habersiz komşu dahi eve alınamaz, alınmamalıdır. Komşu hanım geldi, haber verilir veya eşime sorayım. Annesi gelecekse bile düşünebiliyor musunuz? Anne kaynanadır. Yarı annedir zaten ama bugün annem gelecek. Haber vermek istedim. Veya hafta sonu annem gelebilir mi? Yatıya gelecek. Çünkü erkeğin başka bir planı vardır. Başka bir sürpriz, başka bir arada bir şey vardır. Onu bekliyordur. Evde bir başkası olduğu zaman rahatsız olabilir. Onu söylemesi lazımdır. Yine evlenecek hanımlardaki özelliklerden bir tanesi bu hadisi işliyoruz. Eşine muhafızlık yapar. Şöyle anlatılıyor üçüncü madde olarak da. Ondan habersiz harcamaların yapılmamasıdır. Sürpriz bundan ayrı tutulmuştur. Eşe
yapılacak bir sürpriz, bir kıyafetin alınacak olması, onun için bir gözüne hitap edecek bir eşyanın alınması, para biriktirilmesi, bu eşyanın onun için zaten kullanılacak olması ayrıdır. Edebinden yüzü kızaran bir hanım, çok ama çok hayırlıdır. Utanan, utangaç bir hanımefendi, konuşmaları, söylemleri, erkeğinin yüzüne bakarken utangaç halleri, bir erkeğin en sevdiği hasletlerden bir tanesidir. Konuşmaya çok alışmış, hatta çok fazla konuşan, dırdır eden insanlar, erkekler tarafından sadece yadırganır. O yüzden edebinden yüzü kızaran, utanan, halini hareketlerinde bir utangaçlık sezilen hanımlar tercih edilmeli. Yine dinimizin tavsiyelerinden bir tanesi, evlenmek isteyen erkeklerin bekar hanımları tercih etmesi. Ki bu maddeleri kendimiz, kendi kafamıza göre hazırlamadığımız için bu maddeleri saymak zorundayız. Bakireyi tercih etmesi daha uygun deniyor. Ama bu konu kesin bir, kati bir emir değil, tavsiye olarak verilmiş. Böyle bir hanımefendiyle aile hayatının daha sıcak, daha kolay olduğu, eşine bağlılığının daha kuvvetli olduğu söylenmiş. Ama günümüzde tekrar etmekte fayda var. Bir hikaye de anlatılır sohbetlerde. Boşanmış insanlarla da evlenilebilir. Kocası vefat etmiş insanlarla veya mutsuz bir evlilik yapmıştır. Evlenmekte fayda var. Neden? O insanları kötü yola düşmekten, yalnız kalmaktan, kötü hal ve hareketlere yarın öbür gün uğramalarından kurtarmak, hele hele yetimi sahiplenmek çok müthiş bir olaydır, hatta emirdir. Bir durum anlatılır, sohbetlerde geçer. Çok güzel bir gencin bir nişanlısı varmış. Daha önce hiç bir birliktelik yaşamamış. Bakireymiş. Böyle çirkin yüzlü bir adam o kızı kaçırmış, ona tecavüz etmiş. Zina ediyor. Sonra o genç nişanlı bununla evlenmiş, haberi yok. 20 sene, 30 sene bir evlilik hayatı sürmüşler. Nihayet kadının ölüm hali yaklaşmış, ölüm halinde. Kocasına samimi olarak ne demiş biliyor musunuz? Eserlerde geçiyor bu, hikaye değil. Ne olur demiş, benden sonra mutlaka sana ait olan biriyle evlen. Çünkü kendisi pek çirkin olduğu halde, benimle zina eden o adamın muhabbeti, seninle evliliğim müddetince 30 senedir kalbimden çıkmadı. Vallahi sen daha yakışıklısın, vallahi sen daha hayırlısın ama o sevgiyi, o çirkin suratlı adamdan aldığım sevgiyi sende bulamadım der. Şerhul Şiratül İslam'da geçer bu da. Bu bir tavsiyedir sadece. Evlenmek isteyen erkeklerin bekar olan, bakir olan bir insanla evlenmeleridir. Lakin hemen parantezi açtık yine, dedik ki günümüzde çok fazla uyuşturucu, kumar bağımlısı olan insanların boşadığı, bakmadığı insanlar var. Onlar da mutlaka sahiplenilmelidir ve hele hele yetimleri varsa onlara, yetime sahip çıkmak, her gün elinizde bir cennet bineği olduğunu aklınıza getirir. Bu da güzeldir. Bir başka madde, evlenilmesi gereken hanımlar için maddelerden, kadın erkeğin beğenebileceği bir güzellikte olmalıdır. Eğer ben sadece saygı duyuyorum, evleneyim dediğinde erkek, belli bir zaman sonra güzellik anlayışı erkekte biraz daha böyle farklı olduğu için, hanımlara nazaran yüz güzelliği erkekler tarafından çok arandığı için, yarın öbür gün gözü dışarıda kalabilecektir. Her insanın eşinde aradığı bazı güzellikler vardır. Kimisi uzun boylu, kimisi kısa boylu, kimisi burnunun uzun olmasından hoşnut olur. Kimisi yüzünün yuvarlak olmasından, kimi göz rengi şu vesaire. Şimdi huy güzelliğini unutmamak lazım dış güzelliğine. Böyle kapılıp giderken, huyundan dolayı zaten sevilen kimseyi Allah-u Teala da güzel gösterir. Bu tespit edilmiştir.
ispatlıdır biliyor musunuz? Huyunun güzelliğinden dolayı ve Allah rızasını düşünerek yapılan evliliklerde Allah-u Teala bazen birkaç ay sonra o aşkı, lezzeti, o samimiyeti belki de görür, sonra verir. Yine çocuk doğurabilecek bir kadınla evlenmek tercih edilmeli deniyor. Ailede çocuk sahibi olmak hayırlı. Dindar, eğer temiz ahlaklı bir kimse, utangaç bir hanımınız varsa, efendim evlenmekte fayda vardır deniyor. Tabii bunlar da daha ayrıntılı. Böyle olursa da daha iyi olur, şöyle olursa daha iyi olur diye anlatılan şeyler. Evleneceğiniz hanımın ailesini iyi izlemeniz gerekir. Özellikle annesini. Gerçi diğer yönleri siz gözetmeksizin, sadece ailesi çok iyiymiş, çok şöyleymiş veya çok zenginmiş, buna imrenip evlenmeniz doğru değildir. Evvela dindarlık, ne dedik sonra? İyi bir ahlak, utangaç mümkünse ve eğer olursa bir de iyi bir terbiyeden geçmiş bir hanımsa, şimdi bu anlattığım maddelerden birkaç tanesi hanımınızda varsa hemen şükür namazı kılmamız lazımdı. Dindar ve iyi ahlaklıysa hemen evlen. Bir de güzelse o iyi bir aileden geldi aman Allah'ım. Şimdi düşünebiliyor musun? Nurul ala nur. Nur üstüne nur. Değerli kardeşlerim, evlenme hususunda kadının aşağıda olması ve yukarıda olması gerekenler var. Buraya lütfen dikkat ediniz. Dün değil evvelsi gün bunları çalışırken çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum bunları. Kadınların, evleneceğiniz kadınların 4 tane sizden aşağıda olması gereken huyu, 4 tane de sizden fazla olması gerekenleri var. Bunu lütfen not alabilirsiniz veya tekraren dinleyiniz. Bunlar çok önemli. 4-4. Evlenmek isteyen erkekler iyi dinlesinler. Yaşta kadının aşağıda olması iyidir. Yaş olarak en azından 2 yaş, 3 yaş efendim aşağıda olacak. Boyda erkekten daha küçük olacak. Rütbede, rütbe derken bir askerlik komutanlık değil, dini ilimler bakımından kadında da evet bilgiler olacak ama erkekte daha ayrıntılı bilgiler ve fıkıh bilgilerinin daha üstün olması gerekir. Asalette erkekten biraz aşağıda olması daha iyidir. Erkek bu şeylerde üstün olsun. Yaşta, boyda, makam dediğimiz şeylerde, bilgide, asalette erkek daha üstün olsun. Neden? Hanımlar fıtrat olarak bunları daha sonra sorun hale getirir ve ev yönetimine geçmek zorunda kalırlar. Ama erkeğin aşağıda olması, kadınların daha fazla olması gereken şeyler güzellik. Erkekten daha güzel olmalı kadın. Terbiyede erkekten daha fazla terbiyede. Ahlakta erkekten daha fazla ahlakta yüksek olacak ve takvada erkekten daha üstün olması daha güzeldir. Unutmayın. Takvada hanımınızın sizden daha takva olması lazım ki siz bir de hanımınızı eğitmek durumunda kalmayın. Zaten hayatın bir yükü, bir sorumluluğu var omuzlarında erkeğin. Çalışacaksın, edeceksin, onu ödeyeceksin, bunu savunacaksın. Planlar yapacaksın, programlar yapacaksın. Oğlunun eğitimi, kızının eğitimi, o ne dedi, bu ne dedi bilmem ne falan filan filan. Bir de hanımla uğraşmayacak. Ama hanımı zaten hazır kıta takva ehli bir insansa, o. Yine anlatıldığına göre nikah düşen kimselerden evlenmek caizdir. Yani akraba da olsa. Lakin bu pek tavsiye edilmez. Çünkü akraba arasından evlenen insanların birbirine karşı arzuları, sevgileri biraz gevşek olur. O yüzden neslin zayıflamasına da sebep olacağından dolayı caiz olmakla beraber işte akraba evlilikleri oluyor ya hala kızı, teyze kızı gibi evlenmemekte fayda vardır derler. Bu arada evliliği konuşurken evliliğin ürünlerinden bir tanesi sevgili Ömer kardeşimiz. Ömer yavrumuz daha akıl bali değil. Daha bebeklik zamanlarında bir rahatsızlığı vardı. Allahu Teala nazardan muhafaza buyursun. Amin. Beni şu an dinleyen kardeşlerimin aminlerine inanıyorum. Önce Allahu Teala'ya sonra sizlere.
Ömer kardeşimizle beraber tüm yavrularımıza sağlık, sıhhat nasip buyursun Mevlamız. Amin. Evet. Şimdi gayrimüslim, yani Müslüman olmayan ateist olduğunu söylüyor veya ben Hristiyanım diyor veya Yahudiyim diyor. Bir kadın Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa erkek evlenebiliyor. Ama bu çok böyle tercih edilmesi gereken bir şey değil. Çünkü yarın öbür gün onun hal ve hareketlerinden etkilenip erkeğin de dinden çıkması olabiliyor. Peki mürtet diyoruz, Allah korusun. Aman Allah. Dinden çıkmak, İslamiyet'ten çıkmak demek değil mi mürtet? Mürtet kimselerle kadın da olsa, mesela daha önce Müslümanmıştı, Müslümanlığı terk etmiş, erkek de evlenemiyor. Yine kötü ahlaklı insanlarla evlenmek doğru değil. Ama şunu sizlerle paylaşayım. Örneğin daha önce fuhuş yapmış, hoş olmayan yerlerde çalışmış bir insandır, tevbe etmiştir, o iş biter. İslam öncesine bakmaz. Bitmiştir. 4 ay 10 gün geçer, bir insan evlenebilir. Eşi ölür, 4 ay 10 gün sonra dinen, fıkhen evlenebilir. O 4 ay 10 gün boyunca evden çıkmamaya önem gösterir. Yanında birileri vardır vesaire. O takip edilir. 4 ay 10 gündür. Ama işte deniyor ya, hala devam ediyorsa, örneğin bu duygudur, aşktır, insan sever, hoş olmayacağını söylerler. Bununla ilgili bildiğiniz gibi bir ayet-i kerime var, Nur suresinde geçer. Kötü kadınlar kötü erkekler için, kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar temiz erkekler için, temiz erkekler de temiz kadınlar içindir diye geçer. Tabii bununla beraber zina etmemiş mesela kadın. Ama erkek çok zina etmiş. Bu caiz mi? Kerahatle caiz deniyor. Lakin burada şöyle bir durum var. Tevbe etme olayı mutlaka olacak. Erkek şu yanlışı yaptı, bu yanlışı yaptı. Evlenmeden önce nasuh tevbesini yapmış olacak. Alimlerimiz bunu söylüyorlar. Yine her erkeğin kendine göre uygun gördüğü bazı değerler aranabilir. Mesela kimi erkekler anlayışlı bir şey ister. Kimi çok titizdir evde. Ev işlerini güzel yapmasını, kimisi ev idaresini pek bilemez, çocukluğundan beri annesi sorumluluk vermemiştir ona. El bebek gül bebek yetişmiştir, hanımının o evde idareci olmasını ister. Kimisi biraz daha böyle duyguları çok ön plandadır. Çok duygusaldır, aşırı derecede her şeyden böyle havadan nem kapan insandır. Olabilir, çocukluğunda bazı sıkıntılar yaşamıştır vesaire. Çalışmamıştır o güne kadar. Bazı zengin ailelerde bunlar oluyor. O da ister ki evi evirip çeviren kadın olsun. İyimser isteyenler olabilir. Ondan sonra tutumlu, idareli olması, bunları her erkek ister. Ama en önemlisi dindar olması, iyi ahlaklı olması demiştik. Bir de unutulmaması gereken bir şey vardır. Hanımının nankör olmaması. En önemli mevzular bunlar diye sıralanmış. Mesela şimdi sizlerle böyle 5-6 tane madde yazdım. Bu huylara sahip hanımlarla evlenmekten kaçınmak gerekir. Birincisi, ortada bir sebep yokken, böyle elle tutulur, gözle görülür bir sebep yokken sürekli ağlayıp sızlayan, şikayet eden hanımlardan uzak durmak lazım. Bunu zaten siz bilemezseniz bile konuşun, ailesiyle araştırın, bu ortaya çıkar. Yaptığını başa kakan hanımlar evlilikte sorundur. Dırdır çok fazlaysa, devamlı kendini övüp eşini küçümsüyorsa, ki bu adaletli davranmamakta ilgilidir çocukluğundan beri. Mesela boşanmış olabilir veya eşi ölmüş olabilir hanımın, eski kocasına bağlılığını sık sık açığa vuran, eski kocam şöyleydi, eski kocam böyle davranırdı, eski kocam işte şöyle şöyle bana bunları alırdı, sen bunu almıyorsun, bunu açığa vuran, ha kalbinden düşünebilir onun iyi yönlerini. Keşke şimdi yaşasaydı da vesaire, ama dil ile bunu söylemesi. Erkeğinden başkasında gözü olan, çok fazla televizyon, çok fazla internette,
sokağa çıktığı zaman kafası önde değil, mutlaka sağda, solda, yukarıda, beride, geride olan insanlar, erkekler tarafından itici görünürler. Yabancılara kendini beğendirmek için çok fazla dışarıda makyaj yapan, parfüm sıkan, topuklu ayakkabılar giyen, çarşaf da giyse gözleriyle fıldır fıldır sağa solu izlemekten, erkeklerin gözlerine bön bön bakmaktan, nargile kafelerde, çay atmosferlerinde, erkekli kadınlı yerlerde oturmaya, orada yeme içmeye alışmış, toplu taşıma araçlarında veya bir iş yerinde çalışmaya alışmış, vıcık vıcık erkek ve kadın ilişkilerini duymuş, görmüş insanlardan da yine alimlerimiz ne diyor? Uzak durmakta fayda var, mümkün mertebe. İşte bu maddeler erkekler için aranması gereken şartlar. Neyi unuttuk? Kendi dışarıda makyaj yapıyor ama evde makyaj yapmıyor. Eşofmanla dolaşıyor, peşmurde bir şekilde. Ama dışarı çıkarken iğnesi, oyası, makyajı, gözü, şusu, busu bilmem nesine özen gösteriyor. İşte bu da çok tehlikeli bir durumu beraberinde getirir değerli dinleyenlerimiz. Hanım kardeşlerimizde aranması gereken mevzulardan bazıları bunlardı. Tabii ki bunlar bir sadece kaide değil, bunlar olması gerekenler. Olmuyorsa da bazı şeylere bakılacak, olduğu kadarla idare edilecek inşallah. Biraz mesajlarımıza geçelim, ondan sonra programımıza sizlerle beraber anlatmak ve paylaşmak istediğim böyle kısa kısa bazı tavsiyeler var. Monotonluktan kurtulmak tavsiyeleri var. Buyurun. Mesajlara geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım istersen. Buyur İbrahim kardeşim. Abi. YouTube sayfasında Ali İbrahim Sofrası'nın programının tekrarını takip edebilirsiniz demiştik kıymetli dostlar. Aynı zamanda abone olabilirsiniz. Şu an abone olan rakam 2300'ü geçmiş durumda İbrahim İyi, abi. İyi. Abone olduğunuz takdirde mail yoluyla güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden duyarlılığınız için Allah razı olsun hepinizden. Eyvallah, eyvallah. Bu arada bu YouTube sayfamızı hazırlayan sevgili Selçuk kardeşimiz de askere gidecek Mayıs'ta. Ben bir kez daha hayırlı tezkereler diliyorum kendisine. Sevgili Ramazan da Allah razı olsun. Belki o sayfayı, YouTube sayfasını artık o bu program kayıtlarına atacak. İnşallah az önce söylediği gibi zaten cep telefonunuza direkt olarak şey geliyor, ileti geliyor. Halil İbrahim Sofrası şu videoyu yükledi diye. Bu şekilde siz de destek olun. Birçok şer odakları var maalesef. Hadi bize abone olun, bizi izleyin, bizi dinleyin. Dünyanın en iğrenç videoları, işte şu kadın şunu yaptı, bu erkek bunu yaptı gibi ahlaksızca ve gerçekten cehennemin dibine bizi sokacak birçok şey var. Onları Müslümanlar desteklerken burada bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor ve kardeşlerimiz emek veriyorlar. Ve başka insanların hidayetine vesile olmak için yapılan şeyler dedi. Lale Gül FM yazılıyor mu sadece Halil İbrahim Sofrası mı? Halil İbrahim Sofrası yazdığımız zaman çıkıyor. Çıkıyor. Tamam. O zaman YouTube'a giriyoruz. Halil İbrahim Sofrası yazıyoruz. O çıkan sayfaya abone oluyoruz efendim. Eyvallah kardeşim. Buyur. Abdullah isimli dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. 6 aydır evliyim. Karım ailesiyle dargın olduğu için mutlu olamıyoruz. Annesi ona ayrılmadığın sürece yanımda yerin yok diyor. Bir hafta önce tartıştık, kaçtı gitti haber vermeden. Ben durmadan onu ararken oysa annesinin yanındaymış. Şimdi kararsız, bana diyor ki yanına gelirsem annem beni silecek. Annesinin beni sevmemesinin nedeni ise bizimle yaşıyordu. İçki ve daha kötü alışkanlıkları olduğu için bizimle kalmasına izin vermediğim için ayrılmamızı istiyor. Benim de kötü alışkanlıklarım yok, namaz kılıyorum. Aynı evde içki olmuyor, hakkınızı helal edin. Bu konuda lütfen aydınlatırsanız sevinirim demiş. Evet. Ve mesajını da sonunda biz hala ilişki yaşayamadık demiş sevgili Abdullah abimiz. Abdullah kardeşim öncelikle geçmiş olsun. Şimdi evlenilmesi gereken insanlardaki durumları anlatırken bu tabii gönüldür. Tabii annesinin alkol bağımlı olması ve sizde yaşıyor olması ve tabii alkol kullanıyorsa bazı olmaması gereken tabii hal ve hareketler de olabiliyor. Hanımınızın bir tercih yapması lazım. Ben fıkhi boyutunu, şimdi o ilişkinin olması lazım evlilik olması için de, o ayrı bir şey. Bazı bildiğim şeyler var ama yayında anlatacağım şeyler değil bunlar. Şöyle diyeyim sadece, hanımınız bir karar versin. Eğer annesiyle yaşamak istiyorsa ve bir habersiz gidiyorsa zaten bu caiz değil. Bir kadın habersiz bakkala bile gidemez.
Bırakın siz evden gitmiş, siz hanımınızı arıyorsunuz, neredesin, bir bakıyorsunuz annesindeymiş. Bu evlilik yürümez, onu size söyleyeyim. Eğer çok seviyor, saygı duyuyorsanız bu şekilde devam edeceksiniz. Belki yanınıza alacaksınız, maddi durumunuz varsa kiralık bir daire tutacaksınız. Ama sizin bir aile olduğunuzu onun annesinin de bilmesi gerekiyor. Evet, yalnız yaşamamalı bir kadın, yanınızda olmalı ayrı. Ama evde içmesin. Veya yapamayacaksanız bu şekilde, zaten 6 ay oldu diyorsunuz. Merak ediyorum, 6 ay önce bunları konuşmadınız mı eşinizle? Annesinin bu durumunu. Ve hanım kardeşlerime de rica ediyorum, bu bir örnektir. Abdullah kardeşimizin yazdığı şey, siz evlendikten sonra evet annenizi reddedemezsiniz, anne ayrıdır ama sizin artık bir yuvanız var. Eğer böyle olacaksa evlenmeyin, dediğim bu. Sonra bana kızıyor kardeşlerim, evlenmeyin. Evlenmeden de yaşayan insanlar var hayatı boyunca ama yapmayın. Bunu yapmayın. Annenizden ayrılamıyorsanız eğer yapmayın. Bu kardeşime tavsiyede bulunuyorum. Eğer o hanım kardeşim annesini de bırakamaz, doğrudur. Allah hidayet versin o içki içen annemize de. Ama olmuyorsa bu işi uzatmanın bir gereği yoktur. Ama ikiniz birbirinizi seviyor, annenin bu davranışlarıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız sadece oturacaksınız. Dinen bir hanımın kafasına göre oraya gidecek, buraya gidecek hali olmadığına, sizden habersiz bir şey yapamayacağına, bunu güzelce de bir konuşun, halledin. İçki mevzusunun da evde olmaması gerektiğini, bunun uygun olmaması gerektiğini, eğer böyle olursa şartları zorlayıp bir oda, bir salon, bir yer tutulup o kadının yalnız yaşayacağı bir durumun geleceğini anlatın. Belki de siz bunu konuşursanız o teyzemiz de içkiyi bırakır, vesile olursunuz. Tatlı dille inşallah çözmeye çalışalım. Olmuyorsa da bu evlilik pek yürüyecek gibi görünmüyor. Hayırlı yayınlar İbrahim abi. Sizi her gün severek dinliyorum. Allah sizden razı olsun. Ben de bekar bir kız kardeşiniz olaraktan evlilikle alakalı korkularım var. İleride evleneceğim kişiyle ya anlaşamazsak diye. Ben Allah rızası için bir yuva kurmak istiyorum. Dindar, güzel ahlaklı biriyle. Dindarlık sadece namaz niyazla mı oluyor abi demiş. Bununla ilgili biraz nasihat eder misiniz? Şimdi korkunun ecele faydası yok. Ben size buradan şunu diyemem. Yarın siz evlendiğiniz zaman çok mutlu olacaksınız. Mutlu olamayabilirsiniz. Ama hayattan beklentileriniz ne kadar az olursa, o beklentilerinize kavuşma, onlara ulaşma imkanınız o derecede yüksek olur. Siz beklentilerinizi evvela 3-4 tane maddeyle sıralandırın. Ben namazını kılan, evet, görüntü itibariyle, araştırdığım itibariyle de annem babam işte oturmuş konuşmuş kalkmışlar, annesiyle görüşmüşler. Böyle şiddete meraklı, biraz meraklı olmayan, biraz daha böyle ilmi faaliyetlere, sohbetlere katılan bir insan. Böyle biraz görünüş itibariyle bazı insanların yüzüne yansır. İyi bir insansa bakıyorsunuz içkisi bilmem nesi yok, annesi babası şey, evlenin. Ama şöyleydi, böyleydi diye 40 tane, 50 tane siz eğer istek sıralarsanız bunlardan 3-4 tanesi olacaktır. Bu sefer niye 40 tanesi yok deyip üzülürsünüz. Bir dinleyicimiz de özür dilerim ama erkekler değil de kadınlara doğru erkek nasıl olmalıdır? Günümüzde birçok erkek kızları kandırmakta. Rabbim bütün Müslüman yavrularını böyle kişilerden korusun inşallah. Bir yanda vatanı için şehit olan polis, asker ve bir millet, öte yandaysa böyle pervasızca yaşayan evlisi, bekarı, bu beni gerçekten çok üzüyor. Kadınlar ve erkekler tarafından kandırılan kadınlar nasıl kurtulabiliriz? Acizane erkeklere göre daha merhametli olan bir kadın erkekten daha akıllı. Çok güzel bir soru. Çok da kolay bir cevabı var. Erkeklerin kandırmalarına nasıl uzak durursunuz biliyor musunuz? İnternete girmeden. Bu kadar basit. Bir erkek sizi nasıl kandırır Ramazan? Ben seni nasıl kandırabilirim sen bir bayan olsan? Senin evine girip de, senin kapına kırıp da içeri girip seni kandırabilir miyim? Hayır abi. Sen benimle nerede muhatap olursun Ramazan? Birlikte olduğumuz bir yerde abi. WhatsApp'ta olursun. Ben çay bahçesine gidiyorsam. Aynen öyle. Ben iş yerinde çalışıyorsam, etrafımda 50 tane erkek varsa. Ve samimiyet oluyorsa. He. Ben YouTube'da 50 tane video izliyorsam, Facebook'ta erkeklerle muhatap oluyorsam, WhatsApp'tan şuradan buradan birileri benim telefonumu almışsa muhatap oluyorsam ve parantez açıyorum, annenin babanın bundan haberi yoksa kandırılmaya müsait hale geliriz. Kandırılmamak için o insanın evvela sizin anne babanıza müracaat etmiş olması gerekir. Yaptığınız her görüşmenin,
yaptığınız her konuşmanın yanında bir akrabanızın olması gerekir. Sizin ikili konuşmalarınızı dinlemez. Gider yan masaya, gidersiniz bir çay bahçesine. Kendi ailesinden birinci derecede bir kişi olur onun yanında. Siz iki kişi insan gibi otururken, konuşurken sizin akrabanız bir yan masaya gider. Konuşmaları duymayacak ama sizin de ne yaptığınızı görecek bir şekilde, bir evde, bir odada yalnız bırakılmaz tenhada. Bu şekilde konuşacaksınız. Bir yandan da aileler birbirlerini soruşturacaklar. Böyle olursa kimse kimseyi kandıramaz. Ama kendi kafamıza göre yazarsak, çizersek, canımlar, cicimler, kalpler, öpücükler havada uçuşursa, çok affedersiniz, sosyal medyada şunda bunda hiç tanımadığınız insanlarla kanarsınız. Ama tekrar ediyorum, kimse kafasına bu 14'lü silahı dayamıyor. Seni alacağım, kandıracağım diye. Kanmayacağız. Kanmamak için de gizli bir iş yapmayacağız. Anneden, babadan habersiz hiçbir erkekle görüşmeyeceğiz. Buyurun. Konya'dan selamlar. İnanın duygularımıza evet. Tercüman oldunuz. Allah eşlerimize Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Eşime de dinletmeyi düşünüyorum. Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Amin. Hep beraber dinleyelim. Hanımlar da dinlesin, erkekler de dinlesin. Buyurun. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben sizin programınızı eşimle birlikte de dinlemek istiyorum. Hele ki evlilik üzere olanları. Eşim akşam geç saatte geliyor. Nasıl dinleyebiliriz? Hı-hı. Allah razı olsun demiş. Şöyle, sizin için bir fırsat var. İnternet üzerinde YouTube'a girerseniz Halil İbrahim Sofrası diye her gün arkadaşlar atıyorlar. Bunun ne faydası var biliyor musunuz? İnternet çok fazla yemiyor. Megabyte olarak, yani internet kotanız vardır işte, değil mi? Onu çok fazla ye. Ses dosyası olduğu için, görüntülü olmadığı için 1,5 saatlik bir program 150 megabyte. Yani her gün bir tane dinleseniz zaten 3 GB olmuyor aylık. Eğer radyoyu takip etmek isterseniz tekrarı 22'den sonra veriliyor. Saat 10'dan sonra veriliyor. Onu da takip edebilirsiniz. Abimizle beraber dinleyin. Çünkü ikimiz de insanız. Sen de insan. Gel oturup izleyelim. Bir tane kardeşimiz konuşuyor. Hiç sıkıntı yok. Buyurun. İki Telli'den Haşim ve Şehmuz, sizi dinliyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel anlatıyorsunuz demişler. Sizden de. Allah razı olsun. İzmir Torbalı'dan Perihan ve Esma hanımefendiler, iyi yayınlar. Bizler sizi bir öneri üzerine dinlemeye başladık. Allah razı olsun sizlerden. Manevi olarak bize çok iyi geliyorsunuz. Sizden dua beklemekteyiz. Allah demişler. Razı olsun. İzmir Torbalı'daki Halil İbrahim soframıza, bu kardeşliğin sofrasına katılan kardeşlerimize hoş geldin diyorum inşallah. Efendim siz de ne yaparsınız? Bu dualara amin dersiniz yapılanlara. Buyurun. Beykoz'dan Zeynep Hanım, bizim çalıştığımız yerde erkek yok, müzik yok, patronumuz bayan ve ne çarşaflı. Güzel, ne güzel. Allah ondan razı olsun, biz de çarşafımızla rahat çalışabiliyoruz demiş. Yani böyle yerlerin sayısının çoğalması ümidiyle, şimdi böyle yerde çalıştıktan sonra kadının bir sıkıntısı yok ki. Hani zaten yakınsa iş yeri şeye, çalıştığı iş yeri, erkek sinek bile içeri giremiyor, ne güzel. Aynen öyle abi. Yani öyle bir yer olsa... Hatta yakınlarda bir yerlerde, her mahallede olsa hanımlar çalışsın da yani. Çünkü maddi sorunlar var ama nerede? Oradan dolmuşa atlayacaksın, tramvaya bineceksin, onunla muhatap olacaksın. İş yerindeki muhasebeci erkek, o erkek falan. Sıkıntı. Tebrik ediyorum. Allahu Teala o işletmenin sahibine bereketler versin. Amin. Osman Çelenk selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar İbrahim abi. Ramazan kardeşim, sana da kolay gelsin. Eyvallah demiş. Osman abimize hayırlı işler diyoruz. Çarşamba Aksa Giyim'den Kadir. Maşallah çok güzel konulardan bahsediyorsunuz. Eskiden herkes cahildi ama evler dergah gibiydi. Şimdi herkes hoca olmuş, fıkhi iyi bilirmiş, iyi biliyormuş gibi geziyor ama evlerse harabe. Önemli olan az bir ilimde olsa onu amele dökmektir. Çok ilim bilip de ailelerine eziyet veriyorsa o ilim sizden davacı olur. Kur'an ve sünnete uyarsak fazla lafa gerek yok. Hadis-i şerif sizin en hayırlınız, eşlerinize en iyi davranınızdır. Eyvallah. Halk özel harekat demiş. Teşekkür ediyoruz değerli kardeşim, Abdülkadir kardeşim. Size hep söylemeye çalışıyorum ya, en etkili tebliğ hal lisanıyla yaşadığınızı anlatmaktır. Bakın ben 2 sene evvel yine bu programları yapıyordum. Bu kadar tepki ve ilgi çekmiyordu Ramazan. Bak televizyondan bahsediyordum, televizyonun zararlarından. Hatırlıyorsun değil mi? Bu evet, programı 11 yıldır yapıyoruz. Bu kadar bu konuda etkili olmuyordum. Ne zaman ki ben televizyon izlemeyi bıraktım, ne zaman ki evimden televizyonu reddettim,
Ne zaman efendim sporları, maçları, efendim siz söyleyin, komedi programlarını, saçma sapan dizileri izlemeyi ben bıraktım. Bu sefer ben bunları size anlatınca Allahu Teala tesirini yarattı Celle Celaluhu. Ben bunun farkındayım. O yüzden farkındaysanız yaptığım programlarda beceremeyeceğim şeylere girmiyorum. Kendi eksiklerimi çok iyi bildiğim için o konulara girmiyorum. Genelde böyle becerebileceğim şeyler varsa Allah'ın Celle Celaluhu izniyle onlara geçiyorum. Bakın ne güzel dedi. Eskiden evlerde ilim vardı. İlim kokuyordu. Ve ben çok mutluyum. Neredeyse bir sene olacak. Henüz bir sene olmadı ama nasıl ki sigara bağımlılığı vardır bırakırsınız. Televizyonu zaten bir belgesel izlerdim. Onu da söyleyeyim. O dizilerin, şu an meşhur dizilerin bir bölümünü toplasanız izlemiş değilim. 10 dakika 15 dakika izlemişimdir ama çok fazla belgesel ve tarihe böyle dayalı şeyler izlerdim. Arada kaçırırdım ama şeyleri, sinema filmlerini. Şimdi onları da geçtim. Şarkı, ben kendim biliyorsunuz uzun yıllar beste yapıyordum. Böyle bir kabiliyet vardı. Ha sonra düşündüm ki hayır benim dinlememem lazım. Zaten hanım şarkıcıları hiç dinlemiyordum. Arada bazen kaçıyordu. Bu sefer erkekleri de dinlememeye başladım. Ha böyle davranmaya başlayınca yayındaki samimiyet de daha fazla oldu. Siz de bunu daha iyi hissetmeye başladınız. O yüzden kendi öz eleştirimi yapmalıyım ki ben size karşı bir şeyler yapayım. Siz de böyle düşünün. Hanım olalım, erkek olalım. Öz eleştirimizi yapalım. İlgisizlikten bahsediyorsak evden televizyon kalkacak. Sohbet dinlemek istiyorsanız radyodan takip edeceksiniz. Haber dinlemek istiyorsanız açacağız bir frekansı. Zaten dünyadaki bütün haberler var. Ve kesinlikle artık cep telefonu bağımlılığını gündemimize getirip gerekiyorsa psikologlara, psikiyatrlara giderek bu bağımlılıktan bir an önce kurtulmamız gerekir. Normal kullanım şartları nedir? İhtiyaç halinde cep telefonu nasıl kullanılır ona bakacağız. Maalesef eczaneye gitmiyoruz, doktora gitmiyoruz Ramazan. Özellikle hanım kardeşlerimiz şöyle bir hastalığım var buna ne iyi gelir diye yazıyorlar. Böyle bir saçmalık olur mu? Onu yazan da bir insan, doktor olduğunu olmadığını nereden biliyorsun? Ona o ilaç iyi geliyor, sana belki zararlı olacak. Şu hastalığın belirtisi, hemen giriliyor. Aa bu hastalık bende var, gidiliyor ilaç. Komşu kullanmış, iyi gelmiş. Birçok şeyi oradan öğreniyoruz, görüyoruz. Yapmayalım. Ne yapacaksak, bunu kullanım olayı neyse dinin uygun gördüğü. Alo, alo. Anneni aradın, babanı aradın, kardeşini aradın, sevdiğini aradın. Bir fikir soracaksa aradın, kapat telefonu. Gruplar gruplar, sosyal gruplar şunları bunlarına gire gire çıka çıka bunun bir gereği yok. İnşallah biz bir kendi öz eleştirimizi yapalım. Neden namazlarda biz rahatlayamıyoruz? Neden Allah'a kendimizi yakın hissedemiyoruz? Neden hanımım ben kocamdan ilgi göremiyorum? Niçin ben erkeğim hanımımdan ilgi göremiyorum? Aramızda niye böyle bir ilgisizlik, iletişimsizlik var? Koyun ortaya sorunlarınızı ama öz eleştiri yapalım. Hayatımızdan bazı şeyleri çıkarmanın vakti geldi de geçiyor bile. Bakın ömür geçiyor değerli kardeşlerim, ömür geçiyor. 6 senemiz 60 yaşındaki bir adamın tuvalette geçiyor, 6 senesi. 60 yaşındaki bir adamın. 18 senemiz uyuyarak geçiyor. 20 senemiz çalışarak geçiyor. 2,5 senemiz yemek yiyerek geçiyor. Hanımınızla, kocanızla buluştuğunuz, efendim, diz dize olduğunuz sene 60 yaşına gelseniz, 20'li yaşlarda evlenseniz sadece 2,5 sene. Gerisi uyumakla, tuvalette, çalışarak geçiyor. O vakitlerde de şu televizyonun artık hayatımızdan çıkması gerekmiyor mu sizce? Allah razı olsun, programlarınızdan çok faydalanıyoruz. Osmanlı padişahlarının hayatlarını tek tek anlatıldığı bir programda yapabilir misiniz demiş dinleyicimiz. Maalesef kardeşim, çünkü Osmanlı padişahlarıyla alakalı şöyle elle tutulur, gözle görülür, bu konulara biraz merakım var, o yüzden söylüyorum, eserler çok az. Bazı padişahlar için çok böyle tarihsel veri var.
bazıları için yok. Şimdi böyle dengeli gitmek lazım. Çok ağır bir program olur o. Ama Osmanlı İmparatorluğu ve padişahlarımız diye böyle 3-5 programdan oluşan bir şey belki olabilir de tek tek çok zor olur babaya. Biz onu Allah dostları ve sahabe efendilerimiz diye bir program başlatmak istiyoruz Halil İbrahim sofrasında. O araştırmalarım daha devam ediyor. Biraz daha lezzetli olsun istiyorum. Ve manevi güzel bir program olsun istiyorum. Dua buyurun. İnşallah sahabe efendilerimizle ve Allah dostları veli zatlarla ilgili onları anlayacağımız, onların hayatlarını bileceğimiz programlar inşallah geliyor, sürpriz olsun. Hayırlı yayınlar kardeşim. 24 senelik evliyiz. Söylediklerinizin %90'ını görmedik ama bu eve beyazla girdik, beyazla çıkacağız. Büyüklerimizden böyle gördük demiş evet, dinleyicimiz. Kefenle, gelinlikle geldik, kefenle çıkacağız. Bu ayrı mesele, Allah razı olsun. Bak ne diyor hanım kardeşim? Biz o bahsettiğiniz yani hanımlar şunu ister, bunu ister diye söylüyorsun ya İbrahim kardeşim. Ben bunların %90'ını görmedim ama evimdeyim diyor. Bu da tebrik edilmesi gereken bir şey. Bak ben beğenmedim, boşanacağım. İşine geliyorsa ben böyleyim, sen şöyle yaptın ben de böyle yaparım değil. Bak Allah razı olsun. Bir de yapıcı olmak lazım galiba. Yıkıcı değil. Aynen öyle. Yıkmak kolay ama yapmak çok zor. Abi ben bir bayanım, söylediklerinin hepsi doğru. Ben de yuvamda her türlü fedakarlığı yapıyorum. Hatta mecburiyetten erkekli kadınlı ortamda çalışıyorum. 10 yıldır eşimin borçlarını ödüyorum ama en ufak bir şey söylediğimde kafandan ne geçiyorsa yap diyor, özgürsün diyor. Bakar çocuğum mısın? İçin sabrediyorum. Bakar mısın? Allah şu, için bana dua eder misin? Şu kelimelere bakar mısın Ramazan? Bak bakar mısın şu kelimeye? 10 senedir kocasının borçlarını ödeyen bir kadın, çalışmak istemeyen bir kadın, erkekli kadınlı yerde mecburen çalışmak zorunda olan ve evinde oturmak isteyen, bunu itiraf eden bir hanım kardeşim, istediğini yap kafandan geçen ne varsa diyor. O da çocuğu için sabrediyor. Bunun üstüne daha büyük bir fedakarlık olamaz herhalde. İşte biz de böyle adamlara erkek diyoruz. Böyle kahvede oturanlara, içki içip de eve gelip kadını dövenlere de erkek diyorsak, acaba böyle olmayanlar kim? Lafa bak ya. Arkadaşlar, değerli erkekler, yanlış anlamayın. Bakın, çok böyle kitabın ortasından konuşmayı severim biliyorsunuz. Hiç öyle eğmeyi büyümeyi sevmem. Kardeşim, Allah ömür verdiği müddetçe istersen çöpleri toparla. Yani bir yerde çalışıyorsun ya, 8 saat çalıştın. Askeri ücretle çalıştın. Yetmiyor değil mi? Hanımını çalıştırman lazım. Abi ikinci iş yap. Git kargo dağıt. Kuryelik yap 2 saatlik. Hafta sonları limon sat. Çöpleri temizle. Kartonları topla. Onları götür. Ama hanımını bu şekilde çalıştırma. Zorlama. Ne demek ya? Hem benim borçlarımı öde. Erkeklerle çalış dur. Ve istiyorsan boşan. Keyfin isterse. Öyle mi? Bu insanları normalde hadım etmek lazım. Kendi şahsi fikrim. Kimse yanlış anlamaz. Sokakta erkek diye dolaştırmayacaksın bu insanları. Hadım edeceksin. Çünkü başka bir işe yaramazlar yani. Dolanmasınlar. Ya da üçüncü bir seçenek çıkarmak lazım. Nüfus kağıdında erkek, kadın ve benzeri diye VB yazacak. Esenler'den Abdullah selamlarını iletmiş. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar abim demiş. Sizin yayınlarınızın tekrarını evde hanımla birlikte dinliyorum. Maşallah. O telefonla oynuyor. Ben de niye telefonla oynuyorsun? Dinlesene pür dikkat diyorum. O da kadınlar birkaç işi aynı anda yapabiliyor diyor. Yayındaki son sözünüzü söylüyor dinlediğinin ispatı olarak. Evet. Bir sorum olacak. Dava kadınıyla evlenmediysek sonradan birlikte dava olur, adamı olur, ve olur, olur, kadını olunmaz olur. Mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Hanımınızla siz iyi anlaşıyorsunuz. İsmi ne kardeşimizin? Abdullah. Abdullah. Tamam mı? Sen hanımınla iyi anlaşıyorsun. Allahu Teala yuvanızı huzurlu etsin. Sadece şimdi telefonla oynaması dedin ya. Telefonla oynaması evliliği çatırdatacak bir şey değil. Telefonla sosyal medyada olması kötü. Hanım olsun erkek olsun onu söyleyeyim. Ha hanım kardeşim bu abisini dinlesin. Ben de size dua edeyim tamam mı? Bir tavsiyem var. Cep telefonumuzu lütfen... Erkek geldiği zaman eve sesi açık dursun, anneniz arar, birisi arar. Tüm hanım kardeşlerime rica ediyorum o telefonu alın. Erkek eve geldiği zaman
Erkeğin girdiği kapı neresi? O kapının yanında bir portmando mu diyorlar? Oraya koyun. Erkek de gelsin. Sesi açık olsun telefonun ama interneti kapatın. Öyle bildirimler bildirimler. Koyun kardeşim. Ta ki eşiniz gidene kadar. İkiniz böyle bir anlaşma yapın. Evet, hanımlar bir anda çok işi yapabilirler. Ama İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu'nun bir sözü vardır. Her işi yapan hiçbir işi yapamaz. Bunu anlamamışlar. Efendim nedir bu? Her şeyde bir ilgi odağı olan bir şey vardır. Enerji tek bir yere kanalize olur. Kur'an okunurken televizyon neden dinlenmez veya radyo neden dinlenmez? İlgi ne kadar kadın olursan ol, kadınların piri de olsan, aynı anda çok işi de yapsan olmuyor. Niye namazda biz başka şeyler aklımıza getirmemeye çalışıyoruz? Oraya odaklanacağız. Ben de yengeme, yani hanımefendiye, hanımınıza buradan tavsiyede bulunuyorum. Ne olur bu telefonumuzu elimizden uzaklaştıralım. Ha, eğer uzaklaştıramıyorsak, ciddi söylüyorum bunu, yanlış anlamayın, erkek de olsun kadın da olsun, eğer güne başlarken kocanız yanınızda, hanımınız yanınızda, hani haber beklemiyorsunuz, kadın uzakta olur, bakarsın telefona, hanıma bir şey mi oldu, kocan uzaktadır bakar, onun dışında elin telefona gidiyorsa, hangi sosyal medyadan, hangi WhatsApp hattından, gruplardan mesaj gelmiş, o zaman hemen doğruca en yakın devlet hastanesinden psikiyatri kliniğine gidiyoruz. Randevu alıyoruz TC kimlik numaramızla ve doktora diyoruz ki ben artık cep telefonu bağımlısı oldum. Lütfen bu konuda bana bazı tavsiyelerde bulun. Bunu sizden rica ediyorum inşallah. Buyurun. İbrahim kardeşten Allah razı olsun. Anlatılanlar çok mühim. İslam düsturu ve peygamber ahlakı Rabbim ömrüne bereket versin. Sizin gibi erlerin, yiğitlerin sayısını çoğaltsın. Cümle mümin erkeklerin anlattığınız gibi olması temennisiyle Allah'a emanet olun. Çok keyifle dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Allah razı olsun. Güzel memleketime selamlarımı iletmiş. Eyvallah. Almanya'dan Nuh Özdemir. Allah sizlerden bu güzel programlarınız için razı olsun. Bütün Müslüman aleminin de geçmiş Miraç Kandili'ni içten dileklerimle kutlarım demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir dinleyicimiz de, abim benim efendi başka bir kadınla evlendi. Manevi senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece çocuklarım için eve geliyorum diyor. Evin ihtiyacını karşılıyor. Benim gönlüm rahat diyor. Bu doğru mu demiş dinleyicimiz. İkinci hanım olarak mı? Evet. Hanım mı yazıyor? Evet. Bunu ne diyor? Efendi dediğine göre. Tamam, ne hanım yazıyor? Ne diyor? Başka bir kadınla evlendi. Manevi senden hiçbir şey istemiyorum. Hı hı. Sadece çocuklarım için eve geliyorum. Şimdi bunu Fatih Kalender hocamızın nikahla ilgili çok güzel arka arkaya böyle sohbetleri var. Bu işler biraz mahrem mevzular ama bir erkek bununla ilgili eğer adaletli davranamıyorsa, dengeli davranamıyorsa bunun ismi çok farklıdır. Bazı hakların, kadınlara ait olan hakları yerine getirmesi gerekir. Sadece ben çocuklarım için geliyorum deyip otele giremez. Böyle bir durum yok. Böyle bir dünya, keyif yok. Bazı sorumluluklarını yerine getirdiği müddetçe erkek olur. Bu sefer zulmetmiş olur. Bu zulüm de zaten çoğu kişinin korkması gereken bir şeydir. İkinci evlilik, üçüncü, dördüncü evlilikler evet çok çekici, çok güzel görünüyor olabilir. Ama adaletli davranmak yoksa kul hakkına girer. Bu sefer sıkıntılar olur. Şimdi bizim toplum olarak Afrika'da çok farklıdır. Suudi Arabistan'da çok farklıdır. Türkiye'deki şartlar biraz daha değişiktir. Hatta Medine'de tanıdığım birisi vardı. Bir hoca hanım, biliyor musunuz? Medine'de erkeğini bal yediriyor, kaymak yediriyor. Lütfen diyor şu şeye git. Şu hanımına git. Güçlü olmanı istiyorum diyor. Düşünebiliyor musun? Beni Allah'la bırak diyor Celle Celaluhu. Kadın evliya olacak neredeyse. Ben diyor sana birçok şey veremiyorum ama yedireyim içireyim seni diyor. Bakayım. Şimdi biz böyle düşünecek hanımlar etrafımızda yok. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse yüz binlerce, şu anda yüz bini geçmiş istatistikler, eşlerinden ayrılmış, eşi ölmüş insanlar var ve bu insanlar senelerce evlenemiyorlar. Uzun yıllarca dul muamelesi görüyorlar. Kendi ailesi, zaten annesi babası yaşlanıyor. Herkese bekar insanla, daha önce evlenmemiş insanlarla, çoluğu çocuğu olmayan insanlarla evlendiği için sıkıntılar oluyor. Ha, bunlar benim aciz fikrim, konuşulması, tartışılması, idarecilerin düşünmesi gereken şeylerdir. Ama ikinci evliliği yapmak istiyorum deyip de adaletsiz davranacaksa,
Efendim ben çocuklarım için al sana paranızı vermiyor muyum? Daha ne istiyorsunuz? Bu olmaz. Hak ve hukuka riayet edemeyecek insanların böyle tehlikeli mecralarda bulunmaması en güzelidir. Evet, böylelikle vaktimiz de geçmiş sevgili kardeşim. Çok teşekkür ediyorum Ramazan verdiğin destek için. Ben teşekkür ederim İbrahim abi. Mesajlarını okuyamadığımız dinleyicilerimiz oldu. Süremiz yetmediğinden dolayı onlar da haklarını helal etsinler. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Aynı zamanda programımızın tekrarını YouTube sayfasından takip edebilirsiniz kıymetli dinleyenler. Ve Lale Gül FM'in sitesinden de yani lalegülfm.com'dan da takip edebilirsiniz. Eyvallah Ramazan kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür ederim İbrahim abi. Allah senden de razı olsun. Ecmai kardeşim. Bugün üçüncü programı yaptık evlilik üzerine. İlkinde kadın ve erkeklerin fıtratı. Cumartesi yaptığımız ikinci programda neydi? Erkekler ne ister, nasıl mutlu olur, neden nefret ederler ve erkekte aranması gereken özellikler. Bugünkü programda da az oldu ama bir iki mevzu anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Neydi? Hanımlar neden mutlu olur, ne isterler ve hanımda aranması gereken vasıflar nelerdir? Bunları paylaştık. İlk programda anlattığım gibi Üstadım İsmail Çetin, kuddise sürruhu, Allah-u Teala rahmet eylesin. Üstadımın bir sözü vardı, onunla bitireyim. Oğlum, evlilik kapalı bir kutudur. Bazen kaderini yaşarsın. Lakin evlenmeden önce annesini, ailesini tanımak, kendi annenin babanın fikrini almak çok önemlidir. Aşkın gözü kördür yavrum. Veya bazen dersin ki acırsın, bir şey yaparsın, merhametli olursun. Sonra pişmanlık yaşarsın, olsun evleneyim, sahipleneyim dersin. Karakteri farklı çıkar, saygısız çıkar, şu olur, bu olur. Evlilik kapalı bir kutudur evladım derdi. O kutuyu açmadan bilemezsin. Bizler bakacağız, araştıracağız, kendi hislerimize yenik düşmeyeceğiz. Nargile kafelerinde, çay bahçelerinde, Facebook'larda, WhatsApp'larda muhabbet gırgır şamata yapmayacağız erkeklerle, kadınlarla. Biz de evlenmek isteyen biri varsa, Allah rızası için olacaksa bu, ne kandırılmaya müsait olacağız. Buyur kardeşim, annemle görüşeceksin. Babam bu, abim bu, işine geliyorsa geçeceksiniz. Ve siz erkekler, evleneceğiniz hanımları annenize bırakın. Deyin ki böyle bir durum var, beğendim, şöyle oldu, böyle oldu, teyzeniz mi var? Başkaları da ne olur söz hakkına geçsin. Neden? Siz sevginizden dolayı karşıdakinin birçok kötü huyu vardır, iyi hasletleri azdır. Yok yok ben katlanırım, bir ömür boyu ben bunu çekerim nazını, kaprisini derseniz, bu sefer gözünüz kapalı olduğu için hatalarını görmezsiniz. Başka insanlar görürse size en azından fikir verirler. Allah-u Teala hayırlı yuvalar versin, kurulmuş olan yuvaları da şeytanın, insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza buyursun. Evlenecek olan kardeşlerimize de hayırlı hanım ve hayırlı eş koca nasip eylesin. Hayırlı bir yuva olsun inşallah. 3 günlük dünya öyle de geçecek, böyle de geçecek. Birbirimizi üzmeden, kırmadan inşallah devam eder. Yayında ve yapımda emeği geçen kardeşlerim adına hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sürçülisan ettik hem de bol bol. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Halil İbrahim Sofrası sona erdi. Katkılarından dolayı Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne teşekkür ederiz.